Herkese merhabalar, ben Sevda Nigar. Bugün size Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı adlı kitabının son bölümünü seslendirmeye çalışacağım. Keyifli dinlemeler. Kanun. Efendimiz, kanunu getirdim. Ne kanunu? Bir mesele için emir buyurmuştunuz. Halbuki elimizdeki kanun sarihtir. Bu mesele emriniz gibi halledilemez. Yaverine dönerek, bana bir müsvedde kağıdı getiriniz. Ve hemen Harbi Nazırlığına müstecar bir telgraf. Şu numaralı kanunu hemen bu şekilde değiştirerek bana metnini müstecar telgrafla bildiriniz. Bir kumaş bile bu kadar kolay ısmarlanmaz. Yukarıda bürokrasiden şikayet etmiştim. Bütün şikayetler doğru olabilir. Fakat büyük harbin kanun kafesi bürokrasi kadar zararlıydı. Meşhur kavur en fena şambre en yatık şambreden daha iyidir demiştir. En fena kanun, en iyi kanunsuzluktan daha iyidir denebilir. En doğrusu kanunun iyi yapılması olduğuna şüphe yoktur. Kanuna güvenlik ve saygısı olmayan yerde zarar o kadar büyüktür ki hiçbir fena kanun memlekete o kadar ziyan veremez. Cemal Paşa, Boyacı köyündeki yalısındaki son günlerden birinde bir şey yapmak istiyorum. Kanun karşıma çıkıyor. Kanun nedir? Ben yaptım, ben bozarım. Bu emirin bir sözünü hatırlatır. Yok kanun, yap kanun. Der ve anlamayanlara izah ederdi. Yaparım olur, bozarım olmaz. Beyrut'un büyük bulvarının açılmasına kanun yoluyla imkanlar yok değildi. Fakat pahalı olacaktı. Azmi Bey bir silindir gibi mahallelerin ve arsaların üstünden geçti ve yolu açtı. İzmir valisi Rahmi Bey, Konya valisi Muammer Bey de öyle yaptılar. Hepsi geniş, düzgün ve güzel yollar. Fakat mülkiyet hakkı nerede? Bir taraftan mülkiyet hakkını kitapta sıkı sıkı tutarak öbür taraftan kola kazmaya kuvvet mahalleler yıkmaktansa en sert sosyalist kanunları çıkılıp mülkiyet hakkını tadil etmek ve boş arsalar meselesini halletmek daha doğru değil midir? Büyük harpte şahıs ve mal güvenliği sıfıra düşürülmüştür. 1916'da bir müddet için gelmiş olduğum İstanbul'daki şahıs güvensizliği müteakirdeki güvensizlikten farklı değildi. Suriye'de bu güvensizliğin en canlı misalleri sürgünlerde olmuştur. Ermeni tehciri için yapılan kanundan 4. Ordu da istifade ederek zararlı gördüğü kimseleri ve aileleri harp sonuna kadar sürgün etmek usulünü tutmuştu. Her gün vilayetlerden, mutasarrıflıklardan teklifler alırdık. Şu aile muzirdir. Münasip bir yere sürülmesine müsaade buyurulması rica olunur. Cevap formülü son derece basit idi. Nokta 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 sürülmesine münasiptir. Yalnız kasaba ismini açık bırakıyorum. Erzincan'dan Bursa'ya kadar beğendiği yerin ismini koymak kumandanın elindeydi. Bunun önemi olmadığını sanmayınız. Konya ve Bursa'ya gidenler harp sonunu görmeye muvaffak olmuşlardır. Büyük harpte karadan kışın Erzurum'a gidip harp sonuna kadar bekleyebilmek biraz güç idi. Kurmay Başkanı Ali Fuat Bey en kızdığı şey işte bu sürgünler idi. Bir gün ben yine bir cevap formülü yazmıştım. Ali Fuat Bey müsveddenin altına F işaretini koyduktan sonra kumandana götürecektim. Kağıdı okudu ve bana dönerek ''Niçin ille böyle yazıyorsunuz?'' dedi. Şüphesiz ben ancak adet olanı yapabilirdim. ''Bakınız'' dedi. ''Bu cevap şöyle de yazılarak kumandana götürülebilir ve bu tediş artık yeter.'' manasını bir müsvedde yaptı ve bana ''El yazınızla yazıp kumandana veriniz'' dedi. Dediğini yaptım. Cemal Paşa kıpkırmızı hiddet kesildi. Nasıl böyle cevap yazabilirsin? Kurmay Başkanı'nın emri olduğunu anlattım. Müsveddenin altına benim mesuliyetim altında cereyan eden siyasi işlere karışmaktan herkesi men ederim gibi bir ihtar yazdı ve siz bunu kendisine veriniz dedi. Onu da yaptım. O gün El Şark gazetesi açılış törenine gidecektik. Ali Fuat Bey odasında kapalıydı. Cemal Paşa biraz bekledi, ısrar etmedi ve gittik. Dönüşte Ali Fuat Bey'in beni çağırdığını söylediler. Benimle Cemal Paşa bir istida yolladı. Aklımda kaldığına göre istidanın hülasası şuydu. Size hizmet edecek maddi manevi hasletlerden mahrum olduğum için tekaüt edilmemi rica ederim. Kurmay Başkanı'nın o günlerde geçirdiği ıstırabı bilirim. Sonraları siyasi kağıtları artık hiç görmedi. Doğrudan doğruya kumandanlarla temas ederdim. Bunun Cemal Paşa üstünde bir tesiri kaldığını zannediyorum. Lübnan'dan naklonulması istenen bir ailenin dosyası yanımızda olarak Lübnan'a gitmiştik. Kumandan
Cevabı Lübnan'da veririz diyordu. Mutasarrıfın yanında ailenin oradaki evrakını istetti. Bu aile bir köyde otururmuş. Mutasarrıf kumandanın havale ettiği şikayeti kaymakama, kaymakam nahiye müdürüne, o da yerli bir jandarma çavuşuna havale etmiş. Jandarma çavuşu ne dedi ise havale üstüne havale kumandana kadar o cevap gelmiş. Cemal Paşa mutasarrıfa insaf ediniz dedi. Ben Suriye ve Garbi Arabistan Umum Kumandanı bir aile hayat ve mematı hakkında bir Lübnanlı jandarma çavuşun arzusu ile karar vereyim. Fakat bu havalelerin içine karışan garazlar, kinler, hınçlar ve ölçülerin yüzlerce kurbanı Anadolu içlerinde senelerden beri çürüyüp durmaktaydı. Ben şark kanunsuzluğunu murat ediyorum. Belki fikir sistemlerinin, bu sistemlere göre kurulacak yeni düzenlerin, esaslı düzen, tasfiye ve kuruluş savaşları demek olan devrim idareleri bununla mukayese edilemez. İttihat ve Terakki'nin ne başıboş ne de bağlı devirlerinde ya anarşinin ya şahsi istibdanın çilelerini çektik. Hiçbir vakit belli bir fikir ve düzen sisteminin mütecanis hüküm ve nüfuzunun ne olduğunu onlarda görmedik. Konak ve konuklarımız. Anadolu'da çadır ve siperin köy ve kasaba evlerinden daha rahat olduğu cepheler vardı. Almanya'da ise en iyi yemek yiyen yer cepheydi. Bizim yalnız mevsime göre değil, mevsimin her gününe göre seçip gideceğimiz karargahlarımız olduğunu söylemiştim. Kudüs'te Alman sanatoryumunda, Şam'da ya Victoria Oteli'nde ya Sarihiye Köşkleri'nde, Halep'te Baron Oteli'nde, Lübnan'da Sofar Oteli'nde, Beyrut'ta Basur Oteli'nde kalırdık. Onun için cephede pek az otururduk. Lübnan'a kar yağdığı zaman otomobille yarım saat denilen Beyrut şehrinde baharların en güzeli vardır. Beyrut bir cehennem gibi yandığı vakit 1-2 saatte çıkılan Sofar'da İstanbul nisanı serin havaları bulunabilir. Şam baharlar cennetidir. Kışın Kudüs soğumaz. Şam'ın Barada Irmağı, Zahle'nin dağ yolları, gün batısının en güzel göründüğü Sukulgarp, Kudüs'ün kemerli ve dar sokakları, Beyrut'un kumsalı, Suriye'de bulunmuş olanların gözlerini tüter. Karargahımızda birçok hatırı sayılır misafirimiz olmuştur. Lübnan'dayken Marunilerin Allah gibi tapındıkları patriklerini otele getirmek büyük bir hadiseydi. O hiçbir zaman manastırdan çıkmış değildi. Nihayet bir gün Cemal Paşa'nın ayağına geldi. Başkasının kaşığını kullanmadığı için kendi kaşığını, başkasının havlusunu el sürmediği için kendi havlusunu ve diğer ufak tefek eşyalarını çantalarına koymuştu. Marunilerin de olsa otomobile binmiş bir tanrı görmek meraklı bir şeydi. Belediyelerde oturan aşiretlerin şeyhleri kurnazdırlar. Ne kadar güven verirseniz veriniz baba oğul bir arada gelmezler. Nuri Şalan gelirse oğlu Nefaf çölde kalır. Lübnan'da Nefaf'ı misafir etmiştik. Şam ve Bağdat arasındaki sonsuz çölün büyük bir parçası Ruvali aşiretinin hükmündedir. Nevvaf ve babası orada hükümdardırlar. Bu genç ve güzel adam şairleri, dalkavukları ve nedimleri ile beraber geldi. Birkaç gün karargahta kaldı. Bir gün kendisine karadan ve çöl ortasından Bağdat'a girmek zor olup olmadığını sordum. Size bir yıldız göstereyim, bir de mühürlü kağıt vereyim. Hecinebiniz 10 gün 10 gece de gidersiniz dedi. Tepenizde bir yıldız, elinizde bir kağıt, 10 gün 10 gece tek başınızda bütün çöl. Nevvaf'ın dediği doğruydu. Fakat mühürlü kağıdınızı mesela başka bir aşiret adamları görürlerse hemen değerinin değişeceğine şüphe yoktur. Ruvali ve devisi için ölüm fermandır. Aşiretlerin çölünde Nevvaf'ın göstereceği yol, yıldızdan başka bir de aman yıldızları vardır. Altın. Altın kuma atıldığı zaman sesten başka her şey verir. Nevaf öğleye kadar odasında kaldıktan sonra sakalı düzgün, yüzü dinç ve peşinde 3 kölesiyle bahçeye iner, bir çiçek öbeğinin dibinde hasır bir iskemleye otururdu. Elinde tuttuğu karanfile karşı zencilerin iki büklüm onu yemek vaktine kadar güldürecek nasıl nükteler yapabildiğini merak ederdi. Kısa ve kirli gülüşlerine kadar hepsi tabii ve üsluptudur. Nevaf günde yalnız 2 defa gülünç olurdu. Sofradayken, elinde çatal yan gözü yanındakilerin taklidini almaya çalıştığı zaman. Çöldeki çadırında hiç şüphesiz hiç gülünç değildir. Orada Allah'tan sonra o gelir. Kötülük edeni öldürür veya ayetlerin emrettiği cezalardan birini verir.
Birbirlerini dava etmiş olanların onun karşısında hutbe ve kasidelerle kendilerini müdafaa etmeye hakları vardır. Çölde ahşap olmadığı için yalnız bir yerde idam tahtası yapıldığını işittim. Mahkumlar bu tahtaya rastlandığı vakit öldürülmek üzere çadırlarda saklanırmış. İdam dizlerine kadar bu tahtaya sıkıştırıldıktan sonra törenle kesilmektedir. İdam günleri çölün bayramlarıdır. Misafir gelen Havran şeyhlerinin bir kusurları vardır. Girdikleri odadan keskin sakal kokuları bir hafta kadar çıkmaz. Dürzi sakalının rengi kınaya, kokusu sirkelenmiş tarçına benzer. Bir gün ikisine de nişan ve altın vermek için çağırdığımız kardeş şeyhlerle konuşup ayrıldıktan sonra büyüğü yalnız olarak yanıma geldi ve kulağıma "Ona daha az verirseniz olur" dedi. Çünkü nüfusu ehemmiyetsizdir. O çıktıktan sonra küçüğü odama girdi. Daha ziyade kulağıma eğilerek "Ona vermeseniz de olur" dedi. Çünkü hiç nüfusu yoktur. Bizim karargahımızı ürküten misafirler çölden, Badiye'den, Salta'dan, Amman'dan gelenler değildi. Berlin'den gelenleriydi. Von der Gold tehlikesizce Bağdat'a doğru geçti. Falkenhayn'ın Kudüs'te tereddütle karşılayışımızın sebebi varmış. Nevaf Cemal Paşa'nın bir çıkın altını alıp gitmişti. Falkenhayn bilakis altın getirmişse de Cemal Paşa'nın topunu, tüfeğini ve kumandanlığını aldı. Cemal Paşa'nın ilk kaderinin haklı olmadığını sanırım. Çünkü Suriye'nin eski Alman orduları başkumandanına hazırladığı hediye kimsenin heves edeceği bir şey değildi. Bozgun. Çadır Devleti. Arabistan ve Irak çöllerinde yarı bağımsız şeyhlikler ve emirlikler olduğunu bilirsiniz. Bunlar oturulan toprakla deniz arasındaki boşlukta hüküm süren devlet taslaklarıdır. Şeyh ve emirleri denizden İngiliz altını ve karadan Osmanlı altını gider. Gelir kaynaklarından biri de Gavze diye dinleştirilmiş baskın ve yağmalardır. Suriye ve Hicaz tabloları arasında bu çadır devletlerden birinin hikayesini anlatmalıyım. Bu bir emirliktir. Emirin ismi Suud'dur. Yukarı Necid'de oturur, payitahtı Halil'dir. Sultan Hamid zamanından beri İstanbul'da Reşit Paşa isminde bir elçisi bile vardı. Büyük harp başladığı zaman hemen hemen 100 yıldan beri bağımsız idiler. İçlerinde 20 yıl, 24 yıl, 27 yıl hüküm sürmüş emirler sayılabilir. Emirin siyasi vazifesi İbn-i Suud'u gücendirmemek, Hicaz şeriflerinden hediye almak, Osmanlı hazinesinden altın çekmektir. Hail 5-6 bin kişilik bir kasabadır. Etraftaki hurmalıklarda oturan taşralı halkının toplamı da 4-5 binlik kişiyi bulur. Emirliğin hazar kuvveti 17 yaşından 50 yaşına kadar kadınlı erkekli 1000 kişidir. İçlerinden 600 kadarının eli silah tutar. Ötekiler kahvecilik, seyislik gibi hizmetlere bakarlar. Sefer kuvveti her zaman değişir. Bedeviler haile yakın ve toplu mudurlar yoksa uzakta mıdırlar? Düşman kabileleri yakında mı uzakta mıdır? Emirlik gazvesi menfaatlerine uygun mudur değil midir? Eğer Kuzey ve Orta Necid'de gazve yapılacaksa emir 3000 kadar silah bulabilir. Eğer Taif ve Mekke gibi aykırı ve yabancı yerlere gidilecekse Bedevilerin birçoğunu yerlerinden kımıldatmak imkansızdır. Bedevi gerideki yurdunu 15 günden fazla boş bırakmak istemez. Baskın, vurgun, yağma hepsi kısa bir zamanda bitmeli, herkes payını alıp çadırcığına çekilmelidir. Emirin bayrağı altında toplananlar şunu da soruşturdular. Bir takım aşiretler vardır ki hainleri gördükleri zaman kaçarlar, mallarını bırakırlar. O zaman gazve, deve, koyun ve çadır toplayıp sürmekten ibaret kolay bir iştir. Eğer hedef sert bir kabile ise bayrağın etrafında kalabalık az olur. Hainde halk 3 sınıftır. Asiller, melezler, köleler. Asil olanlar dışarıya kız verip almazlar. Bunlar için sanat sahibi olmak ayıptır. Melezler ak kadınlarla kölelerden çıkmış olanlardır. Kalaycılık, kasaplık, terlikçilik gibi sanatlar melezlerin elindedir. Köleler alınıp satılan zincirlerdir. Hükümet, kadı dedikleri bir şeyhten ibarettir. Nikah, miras, katil, hırsızlık gibi vakalar onlara verilecek rüşvetlerle hallolunur. Aşiretlerin bulunduğu çöllerin içine henüz paradan büyük bir kudret girmemiştir. Para uğruna yapılan her şey Allah uğruna yapılmış gibidir. Emir genç ve iyi bir adamdı. Fakat bir yandan büyük anası Fatma'nın, öte yandan Reşit Paşa'nın telkini altındaydı. Fatma Necid Katri Nidası diye şöhret bulmuştur.
sevmediği bir adamı parça parça kesilerek köpeklere yediren bu kadındır. Hicaz isyanı oluncaya kadar biz bu emre adamlarına uslu dursunlar diye para veriyorduk. İsyan olduktan sonra Hicaz hatırına gelsinler, hattı tutsunlar, şerif kuvvetlerini sıksınlar diye altın yolladık. Bütün altınlarımızı birkaç kişi aralarında paylaşıp aylar ayı yola çıkmadılar. Emir partisinin hem İngilizler hem şerifler hem de Osmanlılarla hoş geçirmekten, sonunda kim kazanırsa onun hissesinden mahrum kalmamaktan başka tasaları yoktu. Kervan kervan silahlarımızın ve altınlarımızın çölden getirdiği ses duadan, vaatten ve mazeretten ibaretti. Emir ve adamları bir defa medayına uğrar gibi oldular. Yemeklerimizi yiyip yeni altınlarımızı aldıktan sonra yine dağıldılar. Önümüzdeki vesikalardan yalnız birinde emirin şahsına verilmiş 20 bin altının kaydını görüyorum. Reşit Paşa'nın emire yazdığı bir mektubun şu satırlarını okuyorum. Hükümet bana yeniden para verdi. Fakat bu sefer sizi mutlak hareket ettirmemi istiyor. Ben oraya gelmeden siz kendiniz zekat verilmediğini ileri sürerek bir kabirin üstüne yürüyünüz. Ben sizi seferde bulmuş olayım. Eğer hükümet bana dediği gibi Mekke üzerine gidip de şehre gidecek olursa biz de hemen arkasından yetişiriz. Eğer hareket etmezse ne yapalım? Henüz seferdeyiz derim. Biz emire topla yollamıştık. Kumandanı 2. Mülazım Osman Bey'di. Aşiret Medine'ye doğru yürüyüş gösterdiği zaman bir vadede ateşe uğradı. Bizimkiler 1000, karşı taraf 30 kişi kadarlardı. Daha birkaç kişi yaralanınca hepsi kaçmaya başladılar. Osman Bey'e de topunu bırak gel diyorlardı. O benim namusumdur, bırakamam, ne diye kaçıyorsunuz diyordu. Boş yere bağırdı çağırdı. Karşı taraf üstüne üşüşüp kurşun ve cembiyle Türk çocuğunu parçaladılar. Silahlar, toplar, altınlar, develer ve erzak hepsini verdik. Ve bütün seferden bize yine ve yalnız bir Türk çocuğunun isimsiz, nişansız mezarından başka bir şey kalmadı. Türk topuna sarılmış olarak parçalanan Osman, 333 senesi Haziran'ın 3. günü ölüp gitmiştir. Krosna. Niçin Enver Paşa'ya Alman dostu ve Cemal Paşa'ya Fransız dostu dendiğini derin derin araştırmayınız. Enver Paşa Berlin'de ateşe militer ve Almancası Fransızcasından kuvvetliydi. Cemal Paşa Almanca bilmez fakat şöyle böylece Fransızcası vardı. Bundan başka Bahri Nazır'ın 1914'te Fransa'da oldukça parlak bir seyahat yapmış olduğunu hatırlarsınız. İttihat ve Terakki başkanlarının milletler arası meseleler ve davalar hakkındaki fikirleri önceki kuşaktan daha esaslı olmamıştır. Alman yenilmez yahut İngiliz yenilmez. Hepsinde bu kuru hükümler yere atıldığı zaman aşık kemiğinin ne tarafı üste geleceği kimse bilmez fakat üste gelen tarafa niye tutmuş olanlara bizde dahi denir. Harp yumruğunun bir vuruşta Fransa'yı devireceğini sanan Enver Paşa, Marne'dan sonra bile Kara Kartal'ın zaferine yetişebilmek için nefes nefese harbe girdi. Fransa'yı beğenen Cemal Paşa, İngiltere'nin elinden Mısır almak gibi hülya hiç olmazsa bir müddet inanmıştır. Almanlar Büyük Harp'te Türkiye'ye kendi teğmenlerini ismini koymuşlardı. Enverland. Fakat memlekette hükmü geçen diğer şöhretleri de kazanmak faydasız değildi. Bunlar arasında Almanları pek sevmemekte şöhret kazanan Cemal Paşa vardı. Harp sonlarına doğru onu da Almanya'ya bir seyahat yapmaya davet ettiler. Almanya ve Avusturya'ya niçin gittiğimizi pek bilmiyorum. Tanzimat'tan beri Avrupa seyahatlerine vazifelendirilmiş olanlar parmakla sayılabilir. Türkiye kapısından çıkanlar için şehirlerinde o kadar görülmemiş yeni şeyler, bilhassa o kadar kavuşulmuş yeni hürriyetler vardır ki masa başı insana hapis gibi gelir. Kendilerini büyük zevk sahnesinden kurtararak Avrupa sokaklarının baş döndüren cazibeleri arasında çalışabilen şarklılar belki yalnız Japonlardır. Medine treninden ineli çok olmamıştı. Yolumuzu Ostend'e kadar uzatarak uzun bir seyahat rekoru kırdık. Almanya'yı, Avusturya'yı ve Belçika'yı dolaştık. At yarışlarına, opera ve operetlere, Ren Nehri boyundaki şarap kahvelerine, kurup tezgahlarına, Amiral Şirin zırhlısına, Kayser'in kardeşi Kil'deki sarayına, Brüj'ün Dantele Müzesi'ne ve biraz da top sesinin ancak geceleri duyulabildiği cephe gerilerine gittik. Kurup fabrikalarının sahibi Berta'nın Essen'deki şatosuna misafir olduk. Kayser'le öğle yemeği, Hindenburg'la akşam yemeği yedik. Genç Avusturya İmparatoru Charles'ı Viyana kenarındaki Baden-Baden köyünde selamladık.
Ben de bu seyahatten topyekun şu izlenimler kaldı. Almanya acıdı. Avusturya bitkindi. Krosna karargahında bize Sultan Hamit Sarayı efendilerin taklitlerini yapan Kayser, bana belki o efendiler kadar şaklı bir hükümdar gibi göründü. O bizi Krosna'da biz Nevafı Lümdan'da karşıladığımız gibi öyle gösteriş ve tiyatro ile kabul etti. Kayser'in öğle yemeğinden doymayarak kalkmıştık. Mabeyinci, İmparator cephe girisi gibi yer diyordu. Cephe gibi yiyen Hindenburg'un akşam yemeğinde ise şam ziyafetleri gibi doyduk. Brüksel dükkanlarında hemen yalnız kadınlar çalışıyordu. Hepsi Kızıl Alman, düşmanıydılar ve hiç kimseden lakırtı esirgedikleri yoktu. Belçika'da vatansever bir memleket havasının bir düşmanı nasıl yalnızlayacağını gördüm. Sokakta, kahvede, otelde Almanlarla temas eden hiçbir yetkili yoktu. Büyük Harp'te Brüksel'i görmüş olan bir Türk için müteakir İstanbul'u düşünmek ne kadar acı ve düşündürücüdür. Müttefikler Almanya sınırlarından içeri sokulmamak şartıyla Belçika'ya her şey eşya ve yiyecek gönderiyorlardı. Brüksel'de bir de Alman darlığı ile müttefiklerin ferahlığı ve rahatı arasında bir kıyaslama yapmaya fırsat buldum. Ostend bomboştu. Avrupa'nın bu meşhur plajından hatıra olarak kumsalda tek başına gezinen çıplak Alman çavuşlarının hayali, kapalı otellerin sessiz görünüşü, bir de içinde uzun bir top gizlenen beton tabyalar gözümün önüne gelir. Alman denizinden Türk denizine doğru büyük bir yıkılış vardı. Bizi belimize kadar gömen heyelanın altından başlarımızı güç doldurmuş, birbirimizi aldatıp avutmaya uğraşıyorduk. İmparator Wilhelm, İmparator Charles ve İmparator Mehmet sırmalarından sıyrılmış, üç tahta manken gibi duruyorlardı. Hindenburg'u ahşap heykeli gibi, fakat altı çivili değil, milli ıstırapçıların okları saplanan üç manken. Tuna yukarısında iki imparatorluk, Akdeniz kıyısında bir imparatorluk ve Tuna kenarında bir krallık devrilmek üzere idi. Dönüş gününden önce karısı geldiği için mimarlarımız bana başka bir oda teklif etti. Taşındım. Ertesi sabah kahvaltımı istediğim garson duvara eliyle bir takım işaretler yapmaya başladı. Ne dediğini anlamıyordum. Ekmek vesikası soruyormuş. Vesikam varsa sakarinli çayla kuru ekmek yiyebilecektim. Cemal Paşa ve Binsiyon kelimelerini birkaç defa söyledim. Birden gözlerini açtı ve biraz sonra bana zengin, donanmış bir tepsi getirdi. Cemal Paşa kahvaltısı. Bize Almanya'da gösterdikleri işte buydu. Şam'a döndüğümüz vakit birçok yeni şeyler öğrenmiş, yeni silah tecrübelerinde bulunmuş, Krupp'un kaynar demir ırmağını ve kildeki top istiflerini görmüş, fakat bir şeyi, zafer ümidini son damlasına kadar kaybetmiştim. Batıyorduk. Altın nişan. Şark saraylarının nişan ve madalyalarında elmas veya altın veya gümüşlerin çarşı değerinden başka hiçbir değeri olmamıştır. Hamit İstanbul'una gelip de birkaç bedesten malı ve bir iki nişanla geri dönemeyen hemen hiçbir frank yoktu. Büyük Harp'te birkaç ay kadar harp madalyası bu değersizliği gidermişti. O zaman madalya yalnız Çanakkale siperlerinin damgasıydı. Çölde esir ettiğimiz İngiliz çavuşlarından biri karargah neferleri arasında bir harp madalyalı asker görmüş ve gözlerini açarak "Çanakkale, Çanakkale" demişti. Genç subayların en merak ettikleri şey işte bu madalya, bir de İngiliz kayışıydı. Arkadaşım A, cepheden gelen tanıdıklarımıza göre bir müddet çöle gitmeye karar verdi. Ve dağ taş ortasında İngiliz süvarilerini kovalarken bacağından yaralandı. Vurulan atı bir tarafa, kendi öbür tarafa yuvarlandı. Neferleri zar zor ölümden kurtararak kendisini asla çadırına kadar sürükleyebildiler. Bu havadisi aldığımız vakit kumandanla biz Almanya seyahatine çıkıyorduk. İstanbul'da kumandan bana nişan ve madalya olup olmadığını sordu. Boş göğüslü bir subay iyi bir süs değildir. Bir iki gün içinde bir harp madalyası, bir de kılıçlı mecidi nişanı aldım. Berlin'de Kayser'in locasında opera seyrettiğimizin ertesi günü bir demir haç madalyası verdiler. Hamburg'da birkaç müessese dolaştık. Serbest şehrin kendisine has bir nişanı vardır. Onu da göğsümün bir kenarına taktım. Kendisini ancak ayakta gördüğüm Avusturya İmparatoru hepsinden cömert çıktı. Onun hediye ettiği harp madalyası ancak yüzbaşı rütbesinde olanlara verilirmiş.
Bu madalyanın önemli olması yüzünden memleketimde bir de kılıçlı liyakat madalyası kazandım. Almanya, Avusturya ve Belçika'yı dolaşmıştık. Harpte böyle bir seyahat kendi başına bütün arkadaşları gıptalandıracak bir kazanç idi. Fakat arkadaşım A'nın bir tek tesellisi vardı. Yarasının üstüne astığı madalyayı ve İngiliz kayışını bana göstermek. Şurası var ki ben Belçika'da en iyi İngiliz küselesinden yalnız kayış değil bütün lazım olanları satın almıştım. A'yı ilk defa öğle yemeğinde gördüm. Madalyasını gururu ile gülmek için açılan dudakları benim dolu göğsüme baktığı vakit buruşup kısıldı. Karargahla siper arasındaki derin uçurumu bu kadar yakından sezmemiştim. Nişan ve madalyalarımdan ikisini göğsüm süslü olmak için, birini operada nefis bir oyun seyrettiğim için, birini Hamburg Belediyesi'nin ziyafetinde bulunduğum için, bir başkasını Baden-Baden kasabasında bir imparator yüzü gördüğüm için almıştım. Bu iptizalden sonra tanıdığım bazı subaylar arasında kırmızı beyaz şeritlerini koparıp atanlar ve madalya taşımamak için yemin edenlere sık sık rast gelmiştim. Halbuki kilde bir İngiliz kruvazörünün bir İngiliz denizaltısına verdiği randevuyu haber alıp tek başına oraya giden ve İngiliz kruvazörünü batıran genç bir kumandanın en büyük övüncü boynuna astığı Port-le-Mérite nişanıydı. Arasında bulunduğu kalabalık subaylar safında bu nişan yalnız onun boynunda vardı. Fedakarlık ve feragat gibi vazifeden üstün hareketler istenen işlerde ve zamanlarda iltimas ve imtiyaz kadar zararlı ne olabilir? Büyük harpte bazı cephelerimizin en hazin hali siperin manevi şerefinin ve maddi hakkının geridekiler tarafından yenmiş olmasıydı. Siper ölüm düğmesine bastığı zaman çok defa arkada ta uzakta bir takım göğüsler üzerinde elmas, altın veya gümüş ışıklar yandığı görülürdü. Çatlak. Suriye ve Filistin'i Almanların niçin o kadar önem vermiş olduğunu Berlin politikacıları kadar biz de biliyorduk. Cephede Alman kumandanları ve yedek subayı olarak gelen Alman uzmanları aramızdan hiç eksik olmamıştır. Kanala giden Alman'ın ismi von Kress idi. Kemik yerine sinirden yapılmış bir enerji iskeletini andıran bu zat bütün çöl harplerinin başında bulunmuştur. Eski Alman orduları başkumandanı von Falkenhayn galiba Halep'te toplanan ordularla Bağdat'ı almaya çalışacaktı. O mümkün olmadığı için Filistin cephesini kendisine verdiler. Von Kress, Cemal Paşa'nın emrindeydi. Falkenhayn ve ondan sonra Liman von Sandres, Cemal Paşa'sız kumanda etmişlerdir. Hiçbirinin durduramadığı İngiliz sili yine bir Türk, fakat bu sefer öz bir kumandan Mustafa Kemal tarafından Halep aşağısında tutulmuştur. Mustafa Kemal'in orada seçtiği savunma hattı Milli Misak'taki Türkiye sınırı idi. Eski Osmanlı altını ile Alman altını arasında bir renk farkı vardır. Bizim Suriye'de gördüklerimiz hep kırmızımsı Berlin altınıydı. Çok para verdiklerinden midir, Cemal Paşa'nın fenine inanmadıklarından mıdır, yoksa bu cephenin Alman eline geçmesinde büyük bir fayda arandığından mıdır nedir, son zamanlarda Suriye ordusunu müttefiklerimize devretmek için uzun bir buhran geçirdiğimizi hatırlıyorum. Halep'ten Bağdat'a giden von der Golch Paşa'ya Baron Oteli'nde bir ziyafet vermiştik. İhtiyar general, İngilizleri mensup oldukları denize dökmeye gidiyorum demişti. Bir müddet sonra kendisinin kara tabutta kapanmış cesedini yine Halep istasyonunda selamlamıştık. Bir sabah Zeytindağı karargahında Federal Falkenhayn'ın gördüğüm zaman bu dik boylu yüksek bakışlı kumandanın Suriye'ye nasıl bir talih getireceğini düşünüyordum. İngilizler bu havadisten bizim kadar heyecanlanmadılar. Times gazetesi, Suriye'ye giden Falkenhayn karaya düşmüş bir balina balığına benziyor demişti. Cemal Paşa uzun müddet şüphe ve tereddüt içinde çırpınıp durdu. Falkenhayn'ı von Kress gibi doğrudan doğruya onun emrini vermek imkansızdı. Bir ordu kumandanlığı bölgesinde iki büyük otoritenin birlikte bulunmalarına da ihtimal yoktu. Nihayet arandı tarandı, buluşuldu uzlaşıldı, silahlı kuvvetin başına von Falkenhayn geçti. Ve Suriye rüyasına veda etmek istemeyen, harp sonunda kaybolmamış bir Suriye hediyesiyle İstanbul'a dönmek isteyen Cemal Paşa'ya belki şatafat zayıflığından istifade edilerek bir büyük unvan verildi. Suriye ve Garbi Arabistan Umum Kumandanı. İkinci başkumandan gibi bir şey.
Top, mitralyöz, tüfek, kılıç, Alman'ın emrine ve Cemal Paşa'nın hissesi ise imzası üstündeki bu dört kelimeden ibaretti. Doğrusunu isterseniz kumandan artık paşalaşan Falkenhayn, Cemal Paşa ise sivil idareye karışabilir, ordu içinde menzil hizmetleri görür bir karargah başı olmuştur. O koskoca kıtada 4. Ordu Kumandanı gibi basit bir ünvana visruallık eden Bahriye Nazırı, Suriye ve Garbi Arabistan Umum Kumandanlığı dumanı içinde tacını kaybetti. Bu yıkılışın ona ağır geldiğini hep hissediyorduk. Onun Umum Kumandanlığı, boş çöller içinde Bedevi şeyhlerine verilen Fahri Paşalıklar gibi bir şeydi. Bir gün Falkenhayn'ın bir küçük subayının Şam'da gözüne kestiği binayı keyfini istediği gibi zapt ettiği haberini aldık. Patrikleri, emirleri, şeyhleri, ara sıra karşısına dizen ayan ve mebus azan, sonsuz nüfus sahibi Cemal Paşa, bu küçük subaya dert anlatmak için yenilmez güçlükler içinde kalmıştır. Aşınmaz mermerden zannettiğimiz o büyük kudret ve gurur, bir küçük Alman subayının fiskesiyle bir alçı gibi çatladı. Bir düşüşün acı yasını ilk defa bu çatlaktan gördüm. İktidar filinin hortumu başarı yemek gevelemediği zaman tersine kıvrılır ve sündekini yutar. Falkenhayn'ın Suriye saltanatı daha az sürecekti ve onun arkasından gelen bir başka Alman mareşali de yine bozgunun azı dişleri arasında parçalanacak, İngiliz süngüsünden daradar başını kurtaracaktı. Cemal Paşa değil, Suriye düşüyordu. Yalnız rütbeye, nişana ve sırmaya fazla itibar eden bir memleket olduğu için Anadolu köyleri gibi sessiz ve kimsesiz değil, başkumandan, mareşal ve nazırın formalarına sarınarak daha gösterişli ve debdebeli düştü. Üç tabur, ah üç tabur. Nebi Samuel siperlerinde Kudüs için kan döken Türk askerlerine bu kadarcık yardım edemiyoruz. O yıl Galiçe topraklarında dövüşmek için 20 bin lüzumsuz Türk bulmuştuk. Bir yıl Anadolu çocuğunu yurdundan kopmuş uzak Medine içinde iskorpite ve çöle yediriyorduk. Bir sabah kumandan odasına girdiğim zaman gözlerinin ağlamaktan yorulmuş olduğunu gördüm. Kudüs İngilizlerin elindeydi. Oradaki son Türkleri nasıl kahramanca vuruştuklarını masanın üstünden aldığım şifreli telgraftan okudum. Kudüs'ü İsrailoğulları gibi bırakmadık, Türkler gibi bıraktık. Nebi Samuel üstünden Müslüman veya Hristiyan mabetlere doğru inenler Türklerin son gününü hatırlayacaklardır. Karargahın içinde Kudüs düştü sözü ölüm haberi gibi yayıldı. Daha şimdiden Beyrut'a, Şam'a, Halep'e gözyaşlarımızı hazırlamak lazımdı. Artık yalnız Anadolu'yu ve İstanbul'u düşünüyorduk. İmparatorluğa onun bütün rüyalarını ve hayallerini Allah'a ısmarladık. Zeytin Dağı'nın çamları arasından güneşi hiç sönmeyecek, hiç akşam gölgesi görmeyecek gibi bakan Lut Çukuru, şimdi bütün imparatorluğu içine çeken bir mezar gibi genişleyip derinleşiyor. Eşyam ve kağıtlarımı bavuluma yerleştiriyorum. Artık Şam'dan ayrılıyoruz. Cemal Paşa İstanbul'da istifa edecektir. Tren giderken iki tarafımızda Suriye ve Lübnan'ı sanki safra gibi boşaltıyoruz. Yarın kendimizi Anadolu köylerin arasında Kudüs'süz, Şam'sız, Lübnan'sız, Beyrut'suz, ve Halep'siz, öz can ve öz ocak kaygısına boğulmuş öyle perişan bulacağız. Kumandanım harap Anadolu topraklarını gördükçe keşke vazifem buralarda olsaydı diyor. Keşke vazifesi oralarda olsaydı. Keşke o altın sağanağı ve enerji fırtınası bu durgun, boş ve terk edilmiş vatan parçası üstünden geçseydi. Eğer kalırsam diyor, bütün emelim Anadolu'da çalışmaktır. Eğer kalırsa, eğer bırakılırsa. Anadolu hepimize hınç, şüphe ve güvensizlikle bakıyor. Yüz binlerce çocuğunu memesinden sökerek alıp götürdüğümüz bu anaya şimdi kendimizi ve pişmanlığımızı getiriyoruz. İstasyonda bir kadın durmuş, gelene geçene "Benim Ahmet'i gördünüz mü?" diyor. "Hangi Ahmet'i? Yüz bin Ahmet'in hangisini?" Yırtık basmasının altından kolunu çıkararak trenin gideceği yolun İstanbul yolunun aksini gösteriyor. "Bu tarafa gitmişti," diyor. O tarafa. Aden'e mi, Medine'ye mi, Kanal'a mı, Sarıkamış'a mı, Bağdat'a mı? Ahmet'ini buz mu, kum mu, su mu, iskorpit yarısı mı? Tifüs bitimi yedi. Eğer hepsinden kurtulmuşsa Ahmet'ini görsen ona ne soracaksın? Ahmet'imi gördün mü? Hayır.
Hiçbirimiz Ahmet'ini görmedik. Fakat Ahmet'in her şeyi gördü. En alasından cehennemi gördü. Şimdi Anadolu'ya, batıdan, doğudan, sağdan, soldan bütün rüzgarlar bozgun haykırışarak esiyor. Anadolu demir yoluna, şoseye, Han ve Çeşme başlarına inip çömelmiş oğlunu arıyor. Vagonlar, arabalar, kamyonlar, hepsi ondan, Anadolu'dan utanır gibi, hepsi İstanbul'a doğru perdelerini kapamış, gizli ve çabuk geçiyor. Anadolu Ahmet'ini soruyor. Ahmet, o daha dün bir kurşun istifinden daha ucuzlaşan Ahmet, şimdi onun pahasını, kanadını kısmış, tırnaklarını büzmüş, bize dimdik bakan ana kartalın gözlerinde okuyoruz. Ahmet'i niçin harcadığımızı bir söyleyebilsek, onunla ne kazandığımızı bir anaya anlatabilsek, onu övündürecek bir haber verebilsek, fakat biz Ahmet'i kumarda kaybettik. İki hikaye işittim. Masal olmadığı için anlatayım. Cemal Paşa artık ordu kumandanı değildir. Müteakire yakındır. Artık harbi niçin girdiğimiz tartışılabilir. Büyük adamları, küçük adamları adam yerine saymak ve onlarla görüşmek sırası gelmiştir. Arkadaşım YK, Bahriye çatanası içinde büyük adaya giderken sordu. Paşam, söyler misiniz bu harbi niçin girdik? Ve 3-4 yıl içinde bunalttığı bir nefesi boşalmış gibi ohlayarak bekledi. İşte cevap. Aylık vermek için. Ve ilave etti. Hazine tam takırdı. Para bulmak için ya bir tarafa boyun eğmeli ya öbür tarafla birleşmeliydik. Kırtasiye ve Maaş İmparatorluğu'nun tarihi işte böyle biter. Bu hikayenin belki büyük bir değeri olmayacaktı. Eğer sonraları şu hikayeyi işitmeseydim. Sakarya'ya yaklaşıyoruz. Bir millet olarak kalmak için harp etmek ve muzaffer olmak lazımdır. Tam o zaman da maliye durmuştur. İlim, ihtisas ve tecrübe Mustafa Kemal'e hükmünü söylüyor. Hazinede para kalmamıştır. Bulmak ihtimali de yoktur. İlim, ihtisas, tecrübe. Büyük kelimeler büyük ve korkunç. Verdiği karar da şu. Türk milleti istiklalini ödeyemez. Aylık vermek için harbi bırakmak lazımdı. Mustafa Kemal'in kararı bu değildi. Vatan ve istiklaliydi. Ve en iyi kanunu arayıp buldu. Milletin nesi var nesi yoksa %40'ını vatan savunması için verecektir. Sakarya, Dumlupınar, İzmir ve Lozan. Hepsini böyle ödedik. Mustafa Kemal büyük harbe girmek aleyhindeydi. Kafa ve sanat adamı olduğu için. Mustafa Kemal Kurtuluş Harbi'ni bırakmak fikrinde asla bulunmadı. Vatan adamı olduğu için. İşte size bütün kitabın özü. İlim ve vatan adamı olunuz. Hiçbiri yalnız başına ne sizi ne de milletini kurtarabilir. Çöl Destanı. Çöl bedevilerinin ancak kibar olanlarının derileri üstünde bezden bir entari, siyah bir maşlah, agel ve kefiye, ayaklarında yalnız tabanı kaplayan ve ince bir meşin halka ile baş parmakları bağlı köseleler bulunur. Bu eşya herkesin servetine göre en fena örme bezden, en güzel ipek kumaşlara kadar değişir. Kadınların esvap ve süsleri, siyah entari, başa sarılan siyah bez, boyun, kol ve ayak bileklikleri ile bakır ve gümüş halkalardan ibarettir. Bedevi, koyu esmer, zayıf, uzun ve seyrek sakallı, açık alın, sivri başlı, oynak başlı bir adamdır. Her kabilenin bir şeyhi var. Şeyhler asil, cesur, cömert olmalıdır. Şeyhlerin yanında bir kadı, bir de kasas memuru bulunur. Şeyhler urbanı kendi keyifleri için ve kendi adetlerine göre idare ediyorlar. Mahkemelerde kadınlar için kadı başkadır. Mahrem olmayan hiç kimse hakim karşısında kadınlarla beraber bulunamaz. Şeyhlerin ceza usulleri için garip hikayeler işittim. Mesela Bikri'ni arzusuyla yok ettiren kadınla erkeği kendi babalarına yahut kardeşlerine idam ettirmek adetmiş. Katiller ya diyet veriyor yahut öldürülüyor. Diyet 40 adi deve, bir beyaz dişi hecin, evlenebilir bir kızdan ibarettir. Bu kız ölen adamın en yakın erkek akrabasının çadırına götürülür ve bir erkek çocuğu doğuruncaya kadar bu yabancı adama cariyelik eder. Doğurduğu çocuk sağ koluna bir kılıç sıkıştırdığı vakit sağ elinde testi tutabilecek yaşa gelir gelmez katilin zavallı kızı şeyhler meclisinin huzuruna çıkar. Ve efendisine bu çocuk kimindir der.
Eğer adam yemin ederim ki benimdir cevabını verirse çocuğu babasına bırakıp kendisi erkekle ilgisini keser ve familyasının yanına döner. Vaktiyle bir bedevi düğünü ile bedevi ziyafetinde bulunan dostlarımdan biri bana gördüklerini yazmıştı. Çölün amcazadesi olmayan kızları şehir kızlarından biri bahtiyardırlar. Kabilesinin konduğu yerlerde gönlüne hoş gelen herhangi bir gençle evlenebilirler. Fakat her kız için amcazadeye varmak mecburiyeti var. Hatta bu amcazadenin birkaç karısı olsa bile. Geçen gün bir kabilede nikah ve düğüne çağrılmıştım. Nikah günü delikanlı ile kız karşı karşıya birer taş üstüne oturdu. Erkek dedi ki, ben bir taş üstündeyim, sen de bir taş üstündesin. Allah'ın ve peygamberin emriyle beni kendine erkek diye kabul eder misin? Kız cevap verdi, ben bir taş üstündeyim, sen de bir taş üstündesin. Seni kendime erkek diye kabul ediyorum. Bu sözleri 3 defa tekrar ettiler. Sonra kaynata elindeki çöpü damada verdi. Ve damat bu çöpü ageli ile kafiyesini arasına koydu. Çölde nişan alameti işte bu çöptür. Damat demek istiyor ki, kızınız bir çöp de olsa başımın üstündedir. Güveyi bir aba, bir entari, demir halhal, saça takmak için bir sicime dizili boncuk, bir çift bilezik, kalkülden gerdana kadar burnu örterek asılmak üzere gümüş İngiliz paraları dizilmiş bir bez parçası hediye etti. Sonra gelin, ta küçükten beri bugün için ayırıp sakladığı cins hicinin burnuna kendi saçından ördüğü halkayı taktı ve bir kadın kalabalığı arasında güveyinin çadırına girdi. Ben geç kalmamak için ordugaha dönmeye mecburdum. Aklı başında bir adam olan delilime geceki eğlencenin ne olacağını sordum. Şöyle anlattı. Şimdi güveyi ortadan kaybolup bir köşeye gidecek. Urban silah atıp oynayacak. Geç vakit güveyiyle gelin biraz hasbihal ettikten sonra erkek kıza meyil gösterecek ve kız da cilvelenip kumlara doğru koşacak. En nihayet güveyi ve gelin sesleri işitilmeyecek kadar koştuktan sonra kız kendini çukur bir yere fırlatıp teslim olur. Çöl düğününün tek vuslat saatleri işte uzak kumlar üstünde gündüzden hazırlanan böyle bir çukurda geçiyor. Bir günde ziyafetlerde bulundum. Güya mevlüt davetiydi. Güneş hafifledikten sonra etrafına dizildik. Her 8 kişinin önüne geniş yemek leğenleri koydular. Bu leğenlere haşlanmış et ve ekmek doğranmıştı. Herkes elini dirseğe kadar sıvadı ve büyük bir eli zor sağan lokmalarla bu garip yemeği yedi. Sofrada oturmaya hakkı olmayanlar geride ve ayak üstünde bir müddet bekleştiler. Sonra davet sahibi al cömertlerden diyerek her birinin ağzına avucundaki et parçasını tıktı. Yemekten sonra şeyhe mevlüt ne zaman dedim. Mevlüt bundan ibarettir. Yemeklerimizi yedik ve peygamberimize gönderdik cevabını verdi. Zengin bedeviler pirinç yiyor. Birçoğunun gıdası hurma, deve, koyun ve keçi sütünden ibarettir. Aynı dostum Sina da ihtiyar bir bedevinin doğduğu günden beri yalnız deve sütü içtiğini anlattı. Bu adam deve sütü bütün gıdalardan mukaddestir diyormuş. Hicaz Arapları 100 çeşit hurmanın yalnız beyaz cinsini yer. Ambere ve çelebi cinslerine hediyeler için ayırır ve satarlar. Serseri ve çıplak sınıf müstesna, asil bedeviler silahsız ve devesiz yaşamazlar. Çölde yük götüren vasıta develer, insan taşıyan vasıta hicinlerdir. Kabileleri gazveden gazveye koşturan hicinlerin develerden farkı, ince uzun boyunlarıyla ince bacakları, çekik karınları, küçük başları ve yuvarlak tüyleridir. Bir hicin saatte 8 kilometre yol gider. Hicin süvarlarımız bazen günde 50 kilometre kadar gitmişlerdir. Hicinler 2-3 gün su içmeyebilirler. Başlarını ufuklara doğru kaldırıp çöllerin ebedi konaklarını sükun ve tahammülle geçen bu hassas asabi hayvanlar en uzak tehlikeleri vaktinde sezer ve sahiplerine haber verirler. Süvarilerimiz bu yeni arkadaşlarına pek güç alıştılar. Bir Alman albayı yere çökmemiş bir hicinin yanına gitmiş ve başını kaldırıp bunun merdiveni nerede diye sormuştu. Hicin üstünde kısa rahvan en rahat yürüyüştür. Bizim genç süvari zabitlerimiz bu hayvanlara İngiliz süratlisi ve maniye talimleri bile öğrettiler. Bir gün Halet hicinini Halep'te bir kısa çukurdan geçirmiş ve bize bakınız deve nasıl hendek atlıyor demişti. Bedeviler için deve her şeydir.
Öyle kabileler var ki çadırları, maçlahları, abaları, heybeleri ve bütün eşyaları deve tüyünden örülmüştür. Hecinler kumdan, çıplak, esmer adamdan başka her şeyden ürkerler. Kaç defa deve kafilelerinin bir at sesi yüzünden ortalığa perişanlık verdiğine rast geldim. Hiçbir deve bir yabansız sesi sükun ile dinlemez. Fakat en sonra onlar da sesi, ateşe, hatta hücuma alıştılar. Kum çöllerinde izin büyük şiirini duymuştum. Kaybolmuş yolcular için sapsarı mesafeler üstünde ayak çizgileri bulmaktan daha büyük talih olabilir mi? Çöl ölü bir şeydir. İnsan izlerde bu cesedin çarpan kalbini ve uyanan canını görür. İzlerin yerliler için daha başka kıymetleri vardır. Akşamüstü kervanlar konaklara geldikten sonra şeyh bedevilerine bir daire gösterir ve bu dairenin dışında ne kadar iz varsa hepsini onlara elleriyle sildirir ve artık rahat uyur. Çünkü bu daireden çıkan şüpheli bir misafiri ayak izinin arkasından gidip çöller ortasında bulmak kolaydır. Her bedevi daha çocukken kendi ayağının izini görür ve tanır. Sonra bazıları o kadar alışıyor ki kendi sürülerini izlerinden bilenler az değildir. Bazen geçtikleri yerlerde sürü izleri görenler oradan geçip giden kabilenin ismini bile haber veriyorlar. Bu iz kahinliği gitgide inanılmaz bir şekle girmiştir. Bir gün bir dostumu bedevi uşağı iki iz gösterip "Şu bir aşık kızın, öteki bir gebe kadının izidir." demiş. Artık bunu istediğiniz kadar hayalperestlik katınız. Rivayete göre gebe kadın izinden doğacak çocuğun erkek veya kız olacağını sezenler bile var. Bedevilerin burunları gökleri kadar kuvvetlidir. Yine bu arkadaşımın şu hikayesini dinleyiniz. Bir gece kanala giderken delilim durdu, burnunu kaldırdı. Sonra bana civarda kadınlarla kızların oturduğunu söyledi. Fakat bu o kadar fevkalade bir hüner değildir. Kadınlar yüzlerine sade yağdan yahut başka şeylerden keskin ıtırlar sürüyor. Bu koku en hafif rüzgarla burnu kuvvetli bir adama uzaktan kendini hissettirecek kadar ağırdır. Bir İngiliz ordusunun Gazze'ye geldiği gibi kanala tren içinde gitmemiştik. Biz geçtiğimiz zamanlar Sina çölü Peygamber Musa'nın geçtiği zaman kadar ıssız, boş, kuru ve çoraktı. Fakat biz Allah ile konuşup kudret helvasına ağız açmadık. Biz Filistin sonlarından kanala doğru bütün çölde Türk kudretinin yumruğu ile taşı, toprağı ve kumu dövdük. Her tarafı elektrik, makine, su, bahçe ve kasabalarla donattık. Kanalda birinci keşif harbi 1330 senesi Şubat'ında olmuştur. Şu tabloya dikkatle bakınız. Mısır'a gidiyoruz. İnsanlarımız ve hayvanlarımız Rumeli'den, Şark ve Garp Anadolu'sundan ve Suriye'den, fenli şeyler, silah ve mühimmat, Avrupa ve İstanbul'dan, Bağdat, Şimal Suriye'sinden, Halep ve Adana'dan gelecektir. Henüz ne menzillerimiz ne de askeri şoselerimiz var. Anadolu'dan gelen demir yolunu bir defa Konya ile Adana arasında Toros Dağları, Adana ile Halep arasında da Amanos Dağları kesiyor. Bu dik, sarp ve yolsuz dağları arabalar, katırlar ve otomobillerle aşacaksınız. Dahası var. Deniz yolu olmadığı için Adana hattına ve Suriye hattına ne yeni vagon ne de ağır malzeme getirilebilir. Bu kabiliyeti artmayan, her gün kuvvetten düşen ve odun yakan bir attır. Onun için menziller için yol yapmak için kanala götürdüğünüz insanları birkaç mislini arkanızda bırakacaksınız. Sonra yiyeceği düşününüz. Kudüs sancağı, Beyrut, Şam ve Akka şehirleri. Lübnan sancağı hemen bütün sahil kasabaları hepsi yemek ister ve aynı demir yolu ile onlara da buğday götürmek lazımdır. Üst tarafta yalnız Havran ve gerek sancakları müstahsil iseler, medeni vasıtaları yoktur. Bütün müstehlikler, ordu ve şehirler cenuptaydı. Her şeyi bu kırık dökük demir yolundan bekliyorduk. Ya çöl? Ordunun geçtiği yerlerde ilk yolları develerimizin ayak izleriyle açmıştık. Tih sahrası üç köşeye benzer. Birçok yerlerinde hiç insan yoktur. Urban denilen fakir bedeviler odun bulunabilecek yerlerde ve su çukurlarının dibinde otururlar. Çölün başlıca güzergahlarından birisi Süveyş ile Akabe'yi bağlayan caddedir. Bu eski güzergah bile hakikatte bir izdir. Yalnız gece gündüz üstünden gelip geçen hayvan ayakları yolun rengini iki tarafın renginden ayırmıştır. Büyük rüzgar olursa bu renk ayrılığı da ortadan kalkar, günlerce boş ve ümitsiz ufuklar içinde kalırsınız. Üç köşenin Akdeniz Cefir Badiyesi ortasında Tih Badiyesi, Cenub'da Sina Badiyesi vardır.
Filistin ve Mısır'ın eski yolu Cefir Vadisi'nden geçiyor. Kervanlar eski zamanda buradan işlediği gibi İsrailoğullarının 40 sene kaybolduğu çölde burasıydı. Vadide hiç imar hatıraları yok değildi. Fakat eski saray ve mabetlerden taş, toprak ve tuğla yığınlarından başka bir şey kalmamıştır. Ariş'ten geçenler bir evliya türbesinin etrafını çeviren mezarlığın taşlardan birinde şu kelimeleri okur. Yeniçeri ağası Emri Emiran. Türklerin eski Mısır seferinden belki çöller içinde yalnız bu dört kelime kalmıştır. Biz ise çölde silinmez ve unutulmaz bir Ümran destanı bıraktık. Her sene Haziran'a doğru Cefir Vadisi'nin havasını korkunç sinek sürüleri basıyor. O vakit kervan develerini bile bezi sarmak, konak yerlerini tütsü yakmak lazımdır. Teh sahrası sert taştan bir dağ silsilesiyle yarılmıştır. Kum daha azdır. Cenub'da Sina Vadisi'nin dağları uzaktan renkli görünür. Bu müthiş vadede hiç kaynak suyu yoktur. Kışın büyük seller buradan yuvarlanan bir kaya gibi gelip geçer. Biz eski fatihlerin yolundan değil, Tih üzerinden Hicin develeriyle geçtik. Böyle bir sefer imparatorluğun rüyasında bile girmediği için sos zamanlı bir deve teşkilatı yapılmamıştı. Develere hususi bir itina ile bakmak, yüklerini, seferlerini kendi adetlerine göre idare etmek için yetişmiş adamlarımız yoktu. Çabuk hastalanıp ölen bu develerin yerine çölde aşiret bulup deve satın alıyor ve altın bulup veriyorduk. Hafir ile Nahir'den başka hiçbir yerde ne ağaç ne ot vardı. Urban dağ gölgelerinde, kaya diplerinde yatıyor. Erzak vermek değil, bu bedbahtlar arasında at gübresinden arpa ayıklayanlar ve atılan kemiği kemirenler az değildir. Çadırın nerede diye sorduğumuz zaman çoğu size eğri bir taşın babasından kalma gölgesini gösterebilir. Geçtiğimiz yer bir istikamettir. Ne yol ne de işaret vardır. Bugün tekerleğin olduğu izi bir fırtına silip bozar. Nişan koyduğunuz tepe yerini değiştirir. O vakitler resmi tebliğlerde mesela İbin gibi isimler işitirdiniz. Bunlar ne köy, ne kasaba, ne vaha, yalnız çadır kurulmuş toprak ve kum konaklarıydılar. Bir büyük şehir kadar şöhret kazanan İbin, çadırlarla birlikte veya bir fırtına koptuğu zaman kaybolup giderdi. Bir hasana denen noktadan sonra artık sapsarı ayak bileklerine kadar geçen kumdan başka bir şey yoktur. İnsan bu kumda bir batakta gibi yürür, ayağını güç çeker. Her adımda bir günlük yol zahmeti duyar. Çölle sıcak insana suyu düşündürür. Uzun bir yaz günü, bir çöl yazının günü, bir delikten ateş kuyusuna iniyor gibi gittikçe eriyerek yürüyen asker için bir içim sudan, yüzüne serpilmiş bir avuç sudan mukaddes ne olabilir? Sina taze su kuyularından mahrumdu. Yalnız Çimal'deki badiyede tatlı ve tuzlu bazı kaynaklar varsa da bedeviler koyunlarla develeri içirdikleri için bu sular pis ve hastalıklıdır. Bazı meçhul suları yalnız Urban bilir. Fakat hiç kimseye haber vermez. Çölün en büyük sırrı bir damla su ve bir avuç gölgedir. Biz yağmur birikintilerine istifade etmiştik. Bunların arasındaki mesafe bile 25 kilometreden aşağı değildi. 10 seneden beri yalnız sefer zamanı Tih sahrasına yağmur düştü. Ordu kumandanlığı her tarafa emirler gönderip yağmur sellerini tutturdu ve setlere toplattı. Kumandalığın ikinci bir emri her insan için 24 saatte bir matara su izin veriyor ve fazla su için birikintilere tecavüz edenleri pek ağır cezalarla tehdit ediyordu. Yalnız kumandanın büyük bir ordu içinde tek bir kişinin yüzünü yıkamak için ikinci matara su kullanmak hakkı vardı. Ordu kumandanı kendi karargahından birini haftalardan beri su görmeyen yüzünü yıkamak için yalvararak istediği bir matara suyu esirgedi. Her parça su en tehlikeli cephaneliklerden daha fazla bir itina ile katı emir almış süngülü neferlerle sakınılmıştır. Bu ufak çukurlar bin çeşit böcek, mikrop ve daha bilmem nelerle doluydu. Hatta bir gün ordu kumandanının yaveri pek pis bir çukurdan matarasının bardağını doldurmuştu. Suyun rengini ve içini gören doktor, sıhhiye başkanı sıfatıyla size bu sudan içmeyi men ederim, dedi. Kadehi dudağına kadar götüren subayın kurumuş ve rengi erimiş gözlerinde hiddet bir ateş gibi yandı. Bu kim bilir hangi ölümü getiren kadehi damla damla serinliğin ruhunda duyarak içti ve bu bir içimlik su ancak içindeki böcekleri ısıtmaya kafiydi. Kıtalar kanala kadar katı peksimetler yedi.
Yemleri kalmayan develere insanlardan artan peksimet kırıntıları verdiler. Tahammül edemeyen develerden birçoğu yollarda ölüp gitti. Haftalardan beri sıcak ve yumuşak yemek görmeyen kıtalardan biri, kanala yakın bir tepenin üstünde hayatta belki son geçirecekleri bu akşam biraz et yemek istemişti. Askerlerin birer matara suları vardı. Nafile taşıdıkları karavanlarını zayıf tahtalarla yaktıkları ateşin üzerine koydular ve tepenin dibinde yatan ölü bir devenin başını kesip pişirmeye başladılar. Karavana da hep beraber bir deve başını güç ıslatan kıymetli sular tebahür ediyordu. Fakat tarih akşamüstü hafif çizgi halinde kanal suyunu gören ve Mısır hikayeleri sarhoş olan bu kıtadan yaşamak için bir son geceyi çok gördü. Aldıkları emir üzerine ölü deve başını yarı kaynamış sularını kumlar üstüne döktüler. Tulumlarını alıp kanala gittiler. İşte Anadolu çocukları kanala böyle gittiler. Bu Anadolu'nun her yerdeki Çanakkale'deki, Erzurum Dağı'ndaki, Medine'deki destanıdır. Fakat Sina Çölü'nde Türk milletinin bir ikinci destanı daha var ki Türk çocuğuna belletmek lazım gelir. Onu da yarım anlatacağım. Bu uzun destan iki cümlelik bir İngiliz tebliğ ile bitti. Düşman Şubat'ın 3. günü 3.30'da kanalı geçmek için azimli bir teşebbüste bulunmuşsa da eriyip gitmiştir. Bir İngiliz raporu kanala kadar gelen Türk kuvvetini 15 bin asker ve 6 batarya top olarak tespit etmiştir. Düşmanın planı Kantara, Ferdan, İsmailiye, Şalof ve Süveyş kasabalarına hücum edip asıl kuvvet ile Tarsun taraflarından kanala geçmek idi. Yüzme bilmeyen bir kıta tulum takınarak kanala atıldı. Bizim kenardan dişlerine kadar silahlı olarak suya giren bu Anadolu çocukları öbür kenara esir olarak çıktılar. İngilizler bu askerleri soyup güneşte kuruttuktan sonra halife ve imparatorluğu teyfiz alaya alma için Kahire sokaklarını çıplak dolaştırdılar. Bizim aramızda kanalı geçerek yerli halkı ayaklandırıp Mısır'ı alacağımıza inananlar vardı. Bu kadar saf olmayan Almanların Türk ordusuna verdiği kanal vazifesi ise daha basittir. Ara sıra birkaç bin Türk feda ederek ve ikide bir kanalı zorlayarak Mısır'da mümkün olduğu kadar İngiliz ordusunu tutmak. Mısır'da duran her İngiliz, Alman ordusunun karşısında azalmış bir fert demektir. İngiliz raporu diyor ki, bu vaka üzerine muhafız kuvvet 30 bine çıkarılmıştır. Demek kanalda Almanlar muvaffak olmuşlardır. Fakat Cemal Paşa'nın yanında bulunan von Kress Bey, bu kadarla doymamıştı. O, bir defa buraya gelen kuvvetin vazifesi geri dönmek değil, ölmektir, diyordu. Cemal Paşa kumandan ve kurmaylarına sordu. Muvaffak olmak mümkün müdür, değil midir? Hepsi hayır cevabını verdiler. Ordu kumandanı von Kress'in ısrarlarına rağmen hemen ricat kararını verdi. Bu karar 15 bine yakın Türk çocuğunun canını kurtarmıştır. Bir ay sonra başlayan 1331 senesi, ikinci çöl destanının büyük hazırlığın senesidir. Çölde hepsini kahramanca göğüslediğimiz son harpler 1332 senesinin son aylarında olduğuna göre biz çölde bir sene içinde 5-6 ay kadar da harpler arasında çalıştık. Bir taraftan cephe gerisinde demir yolunun Abanos dağlarındaki eksikliğini tamamladık. Toros dağlarındaki aralığı da Dekoville'le kapadık. Demir yollarını Kudüs'e ve Kudüs'ten çöl ortasına Hafir'e kadar getirdik. Bizde cephe gerisi çalışması demek bir takım kıtaların yerli yerinde cephe için çalışması demek değil, bizzat cephe gerisini yapması demek olmuştur. 15 bin kişiye ancak birer mataralık su veren çöl, boş, ıssız, aç ve çorak çöl ne için hazırlanıyordu bilir misiniz? 100 bin insan ve 100 bin hayvan için. 100 bin insan doyuncaya kadar yiyecek, 100 bin hayvan beslenecek, ağır toplar katı toprağın şoselerinden ve yumuşak kum üzerine serilecek, portatif yollardan geçirilecekti. Askeri hayal kimindi bilmiyorum fakat Türk enerjisi ve zekası çölde bu kabiliyete yakın bir kabiliyet yaratmıştır. Şimdi bu tabloyu seyrediniz. Başkomandanı 4. Ordu hududunda Bozantı'da karşılaşmıştık. Burası artık bir kasabaydı. Erzurum yolunun kapısı olan Ulu Kışla ile 4. Ordu'nun kapısı olan Pozantı arasındaki fark insana şaşkınlık ve hayret verecek kadar büyüktü. Yeni şoselerimizden düzelmiş trenlerimizden geçerek Kudüs'e kadar geldik. Kudüs'ten sonra her adımda büyük hazırlığın eserlerini görüyorduk.
Bir sene evvel atların güç söktüğü yollarda otomobili olanca hızıyla koşturabiliyorduk. Çöl başındaki bir Birussebi'yi tanıyamadık. Burası fakir, harap bir köy iken şimdi geniş caddeleri, bahçesi ve taş müesseseleriyle modern bir kasaba olmuştu. Çölün içine artık izler üstünden girmeyecektik. 180 kilometrelik düz ve kuvvetli bir şose, kanalın bir kumsalı gibi başlayan sarı ve yumuşak kuma kadar çölün bağrına saplanmıştı. Bir taraftan da raylarımızı döşüyorduk. Asloş'ta bayraklarla süslenmiş bir tankın altında ilk istasyonun küşat resmini yaptık. Burası portatif bir harp kasabasıydı. Karargah, hastaneler, diğer müesseseler hepsi muntazam yollarla çevrilmiş sağlam çadırlar içinde kurulmuştu. Asloç'tan sonra uğradığımız hafir geçen sene birisinden ibaretti. Bu sefer o uzaktan bahçeler, binalar, hastaneler, çadırlar arasında yeni bir kasaba gibi göründü. Hatta bir harabe bile keşfedilmişti ve birkaç adım sonra çöl, %100 çöl ve esmer taş çölü. Taş çölü kum çölü kadar genişken ruhu darlaştırır, gözü görünmeyen bir dehliz, basık, sıkışık bir dehliz, bir adım sonra nefesi boğacak zannedilir. Etrafta meşhur olmuş adamlarını görüyordum. İşte topal, yaşlı bir Alman ki havuzlarının setleri kanalları yaptı. İşte beyaz sakallı bir mühendis ki Kudüs hattını ve çöldeki Mısır hattını yaptı. Sonra hatırlanmayan Türkler, kimi subay, kimi er fakat asıl işi ve eseri yaratmış olanlar görünüş ve gösterişe karşı kayıtsız şurada burada dolaşıyorlar. Kuseyme'de Sinan'ın hiçbir zaman göremediği bir rüyayı bulduk. İçi demir sularla dolu havuzlar ve Kuseyme sularını kilometrelerce uzağa taşıyan demir boru şebekesi. Bir defa İngilizler bombaladığı için şimdi havuzlar birçok bölmelere ayrılmıştı. Bir Hasanay'a kadar gittik. Burada başka bir çöl, sarı yumuşak, denizi kurumuş bir kumsalı andıran çöl başlıyor. Hasan'a daha sonra çadırlarında pek çok bol sudan başka uzaktan getirilen karpuzlar bile vardı. Göğüslerin nefes almak için kalkıp inmesi bile fütur veren Badiye sokaklarında ağır demirle işleyen Türkler çölü diriltmişlerdi. Çöle gömülen bir senelik Türk enerjisi herhangi bir planın içinde toplanır ve teksip olunursa 4-5 senede bir memleket yapmaya kafidir. Türk enerjisi ancak planlaşmış, nizamlaşmış, inzibatlaşmış bir çarka takıldığı zaman mucizeler doğurur. Hiçbir tarafı yapılmamış olan bir vatanın bayrağı Kahire'ye dikilmek için havaya giden bu enerji, boş Anadolu'yu zengin ve ümranlı bir vatan yapmak için hiçbir vakit kullanılmadı. Türk, harpte kullanılmış, kıymetlendirilmiş, destanlaştırılmış, suhte ise bırakılmıştır. En iyi çelikten yapılan, demiri et gibi kesen bu kılıç, suh kılıfının içinde paslandırılmış, tekrar fırsat çıktığı zaman kanda yıkanmış, ateşte parlatılmıştır. Şöyle bağıranlar, altın değeri ormanlarımız işlemiyor. Paha biçilmez madenlerimiz toprak altında yatıyor. Dünya değeri mahsullerimiz tekniksizlikten ölüyor. Haksızsınız. Biz ormanlarımızı, madenlerimizi, mahsullerimizi ve sanayimizi değil, biz Türk'ümüzü işletmiyoruz. Ateş ve Güneş. Ateş ve Güneş'i Büyük Harp'in sonlarında hemen birkaç gün içinde yazmıştım. Bozgun havası içinde Türk ordusunun bütün destanının, kahramanlığının, ıstırabının unutulduğunu görüyordum. Orduya sövmek modaydı. Kitabın başında şunu diyordum. Ben de bilirim ki Medine müdafası çıl, tave gibi, emdem gibi neticesiz bir eserdir. İstanbul'dan Aden'e 3000 asker yollamanın bir faydası olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat böyle bilmek ve düşünmek neye yarar? Biz Medine'de 1332 Mayıs'ında müteakere günlerine kadar toprağı kavuran ateş altında çarpışanları hatırlıyoruz. Aden seferine basit bir yola çıkar gibi sessiz ve asil yürüyüp giden Türk çocuklarının kalplerinin içini görünüz. Anadolu kiminden kar, kiminden güneş eksik olmayan 8 cephede esrarlı varlığının yeni epopelerini yazdı. Okumak bile istemediğimiz resmi tebliğlerin her satırında bu cephelerin bir parçası vardır. Fakat ne yazık ki bizim edebiyatımız şişireceği yelkenlere inmeyen bir rüzgar gibi hep havadan serseri ve yüksek geçiyor. Boş çığlığından başka hiçbir tesirini duymuyoruz. Ateş ve Güneş'in baş tarafını hiç sevmem. Çöl için yazdığım yazılar Zeytin Dağı'nda olanlardan farklı değildi. Bir kısmında mühtelif bahislere karıştırdım.
Fakat çölde harp eden arkadaşları dinleyerek, bazı subayların aldığı notları okuyarak, biraz da raporlardan muharebe hikayelerini yazmıştım. Bu hikayeleri tekrar gözden geçirerek kitabıma ekliyorum. Bunlar cephenin içinde kaybolan bölük ve müfrezelerin hikayeleridir. Genç subayın ve köylünün destanıdır. Birinci defterde ilk kanal seferini ve çöl içindeki harpleri ve ikinci defterde Gazze taarruzlarını okuyacaksınız. Yazdıklarım yazılanların en iyileri değildir. Yegane yazılmış olanlarıdır. Onun için neşrediyorum. Birinci defter. Bu gündemleri 1330 senesinde ilk keşif seferine giden bir subayın harp notlarından alıyorum. Kaç gündür kızgın yollardayız. Kıtama bir türlü tabi bir yürüyüş yaptıramadım. Konak araları nizamnamenin gösterdiği müddette değil, içilecek suların bulunduğu yerlere bağlıdır. Bir sudan kalkıp öbür suya konuyoruz. Bu kadar güçlük içinde bile hiç döküntü ve hasta bırakmadık. Ve su içmek değil, yapışık çamur yutuyoruz. Kendi kendine bir çöl, hendesesiz, çizgisiz ve şekilsiz, büsbütün çöl. Aldığım nefes göğsümü tıkıyor. Boğazımdan geçerken katı ve yuvarlak bir şeymiş gibi hissediyorum. Geceleri güneşi az bir kış gününden daha parlak. Aynı ufuk feri çekiliyor gibi devam eden sarı fersahlarda günlerce hayat ne yeşil bir ot kümesi var. Kanala gidip boğulsak diyordum. Emdiğim çamurdan dizlerimi artık bir demir mengene gibi sıkan yorgunluktan o kadar usanmıştım. Havaya öyle ince bir kum karışıyor ki bunu ancak yavaş yavaş hançerlerimizde bir satıh gibi kabardıktan, saatlerimiz durduktan, otomatik tabancalarımız sıkıştıktan sonra hissediyoruz. Her akşam arkada bıraktığımız mamurlardan bir gün daha uzaklaştığımızı düşünüyorum. Doğrusu pek az insanın dayanabileceği sıkıntılar çektik. Her adımı içimden bir ıstırap çıkarır gibi atıyorum ve onu bir daha tekrar etmeyi hatırıma getirmiyorum. Dönülecek bir yere gittiğimizi bir an düşünürsem, bunu düşündüğüm yerden ileri gidemezdim. Gözüme Kahire yeşil, Mısır bahar içinde, Kanal ve Nil boğaz içi gibi serin geliyor. Akşama doğru ağırlığın başında bezgin neferlerimi iş gördürmeye uğraşıyordum. Yedek subaylardan biri yanımda durdu. Dudakları kupkuru, derisi bakırlaşmış, omuzları sarkık. "Nasıl?" dedim. "Bu iş İstanbul gezintilerinden biraz farklı." Uzun uzun baktı. "Şehirlere gitmeliyiz," diyordu. Ve durulmuş gözlerini engine bırakarak, "Beni İsrail burada nasıl hicret etmiş?" diye sordu. Bir hurmalık kenarında geceliyorduk. Oldukça uzakta kıtalardan biri develerini suluyordu. Su bu hayvanların uzun geniş boğazlarından halkalı bir gürültüyle geçiyor. Bomboş yapayalnız çöl karartısı ortasında bu yabancı ses bana ne garip geldi. Bütün gece hep Anadolu köylerinin inek seslerini işitir gibi oldum. Nasıl oldu? Ne olduk? Birkaç saatte her şey olup bitti. Rüya görmüş gibiydim. Biraz evvel ordu karargahından emir geldi. O yollardan geri döneceğiz. Kargaşalık arasında bir omuzlarını silkti. Çöl hurmalarına dönüyoruz. Aylardan beri görmediğim bir arkadaştı. Sen ne yaptın diye sordum. Hiç, ateşin durduğu bir zamanda kanala koştum. Bir avuç su ile ağzımı yıkadım. Kanalın suları içinde ölmüş olanlar da var. Hemen hiç talim görmeyen tulumlu askerler hakikaten büyük bir cesaretle su içine atladılar. Karşıya ancak küçük bir kıta geçti. Üstlerinden sular sızan yaralı ve yarasız bu bir avuç İngilizlerin demir çemberi içine sıkışıp kayboldu. İngiliz ateşi kanalın ortasını bir düz çizgi gibi yalıyordu. Şehitlerimizin çoğunu orada verdik. Kanal hücumundan sonra hatıra onların sular üstündeki solgun kan izleri kaldı. Kanal seferinde bizim için tarih de aksi gitti. Yüzü acı acı döven, mesafeleri ve hedefleri karmakarışık eden şiddetli bir kum fırtınasına tutulduk. Gece yollarımızı kaybettik. Gündüz teyarelerden sakınmak için kum yığınları içine gömülüp çıktık. Yaralılarımızı develer üstünde götürüyoruz. Yarı yolda bir subay bana diyor. Ah bilmezsin, deve her adım attıkça yaram yeni bir yara gibi sızlıyor. Kanalda develerimizin çoğunu kaybetmiştik. Anadolu çocukları ne dayanık adamlardır. Bunca yorgunluktan sonra daha az vasıtalarla büsbütün zorlaşan geri seferini intizamla fütursuz başardılar. General Maxwell sonraları okuduğum bir raporunda İngiliz kıtaları için diyor ki, kanalı müdafaa edenler
100 millik cephe üzerinde çok basiretle vazife görmeye mecbur idiler. Kıtalar bu vazifeyi çok iyi yaparak haklı bir şöhret kazanmışlardır. Eğer başka askerler olsaydı bu kadar yorgunluk ve zorluk içinde maneviyatlarının tesis edeceğine şüphe yoktur. Halbuki Türkler Anadolu'yu, Suriye'yi, Filistin'i ve çölü geçip burada muharebe ettiler. Ve daha 2 sene hiçbir gün maneviyatları tefessüf etmeyerek çöllere kaç kere gelip kaç kere geri dönmüşlerdir. Size Tanin gazetesinden bir telgraf alıyorum. Atina, 3 Ağustos. Kuvvetli bir Osmanlı keşif kolu Süveyş kanalına geçerek Kantara'nın 2,5 kilometre şimalinde Şimendifar hattına vaz ettiği mevattı infikaleyi ateşleyip hattı tahrip ve Süveyş kanalını dolaşan bir İngiliz devriye motorunu gark ve avdet etmiştir. Koyduğu patlayıcı maddeleri ateşleyip tahrip etmiş ve Süveyş kanalını dolaşan bir İngiliz devriye motorunu batırarak geri dönmüştür. Her gün gördüğümüz basit hadiselerden biri belki okumadan geçmişsinizdir. Bu küçük telgrafın hikayesini dinler misiniz? Ariş kasabasını muhafaza eden bölüğüme dün İngilizlerin kanaldaki hareketlerini tarassut etmek ve haber toplamak vazifesini verdiler. İlk kanal keşfinde ordunun birçok Arişli bedeviler kullandığını biliyordum. En doğru tedbir kendi müfrezeme mümkün olduğu kadar urban almaktı. Bir akşamüstü keşif seferine giden bedevilerden birini çağırdım. Bozuk gözlü, orta boylu bir adam olan şeyh, belindeki kısa palasıyla ve omzunda gra tüfeğiyle masamın kenarına oturdu. Önce kalıp kıyafetinden bir şey ummadım. Fakat söz söylerken öyle cesur, açık, karşısındakine emniyet ve ferah veren bir hali vardı ki, hiç tereddüt etmeden maksadımı kendisine anlattım. Mısır tarlalarını tanıyan şeyh, ayrıca bana 15 bedevi getireceğini de söyledi. Ariş ile kanal arasında da şunları öğrenecektim. Denizden ateş edilmeyecek kadar uzak yollar, su ve istirahat yerleri, menzil olmaya müsait noktalar, gölgelikler, ağaçlıklar, yolların başlangıç ve nihayetleri. Müfrezeyi 15 hecin suvarla, 15 kadar erden, 16 bedeviden, 3 gönüllü Hintliden tertip ettim. Mümkün olursa kullanmak için birer kiloluk 6 paket dinamit malzemesi de edindim. Temmuz gecesinin yarısından 2 saat sonra sessiz sedasız çöle çıktık. Ay batmak üzereydi. Yıldızların ürperti veren berraklığı altında uyuyan ıssız çölün kumu öyle yumuşaktı ki yan yana yürüyen erlerin bile birbirinden haberi yoktu. Ben bundan memnundum çünkü etrafta İngiliz casusları olması ihtimali vardı. Daima Urban'ın çadır kurdukları yerlerden uzakta konaklıyordum. Ağaçsız, gölgesiz yerlerde kalmak güneşte büyüyen bedeviler için bile ne kadar güçtür. Biz yollarda eğer bulabilirsek başımıza gölge verecek kadar hurma dalı, ot vesaire topluyorduk. Çölde ve muharebede konaklar Anadolu seyahatlerinde olduğu gibi intihap edilmez. Bir fecir vakti durur, gruptan sonra kuyularda develerimizi sulayıp tekrar hareket ederdik. Konaklardan birinde akşamüstü ansızın yanımda bir şeyh peyda oldu. Bu vücudu ve yüzü buruşuklar içinde damarları fırlamış, beli 2 kat 70-80 yaşında bir ihtiyardı. Boyu kadar uzun ve beli gibi eğri kılıcının kabzasına dayandı. Siyah taneli tesbihini çekerek selam verdi. Sonra "Kumandanız nerede?" diye sordu. Bunun bir casus olmasından şüphelendim. Müfrezemden ayrılıp kendini uzak bir kenara çektim. "Kumandanımız geriden geliyor. Bu gece burada birleşeceğiz," dedim. "Buraya niçin geldiniz?" "Şeyhlerle bedevileri görmek ve ihtiyaçlarına bakmak için geldik. Şimdi Şark Urbanı'nı geziyoruz. Sonra da sizin taralara uğrayacağız." Şeyh, "Allah ömrünüzü uzun etsin," dedi ve ayrıldı. 4 gün sonra bir gece vakti ağırlığımızı gayet izbe yerlerde bırakıp 2 günlük erzakla Ebulasap tepesinin kanala hakim noktalarını tutmuştum. İhtimal ki düşman bir tüfek sesi işitilecek kadar bize yakındı. Belki şu sırada cebelin eteğinde dolaşan birkaç İngiliz'in ağına yakalanmıştım. Sabahı iple çekiyordum. Nihayet güneş doğdu. Sis ve duman içinde çölün sabahlarında esen, serin ve keskin rüzgarla üşüdük. Rüzgarın serptiği kum taneleri yüzlerimizi harap etti. Önümüzde ne olup olmadığını anlamak için bedevilerden birkaçını dilenci ve çoban kılığıyla keşfe gönderdim.
Bir iki saat sonra da bu esen müziç rüzgar indi. Güneş ısındı ve çölün yakan harareti tekrar bastı. Cebel yüksek ve derin kumluk olduğundan yalın ayak çıkıp inmek lazımdı. Tabanlarımızın ısınan kum üzerinde bir kızgın kül üstünde yürür gibi yandığını hissediyordum. Bütün makineleri durduran ince ve akar kuma karşı silahları muhafaza için hepsini esbaplarımıza sardık. Kanal büsbütün göründü. Dürbünle Port Said'i, Kapı, Kantara'yı, Acı Göl'ü fark ediyordum. Kantara'nın önünde 100 kadar düşman çadırı kurulmuştu. Arazi o kadar dalgalı ki ufak tefek kıtaları seçemiyordum. Fazla malumat almak için bizim sahte dilencilerle çobanları beklemek lazımdı. Kanal içinde gidip gelen ticaret, harp gemilerine karşı kıyıdaki trenlere hasretle baktım. Rahat rahat uyuyan yorgun askerlerimin uyandırılmaktan başka endişeleri yoktu. Öğleden 3 saat sonra bedevilerimiz geldi. Şeyh'le uzun uzun müşavere ettik. Bizim için düşmana yan mesnedi olan bataklıktan sessizce ilerleyerek elimizdeki dinamitlerle bir iş görebilmek mümkündü. Hecinlerimize yiyecek verdik. Dinamit paketlerine fitil ve kapsül taktık. Neferleri iyice doyurduk. Bedevilerin en cesurlarından 6 kişi ayırıp dinamitlerin nasıl kullanılacağını öğrettim. Sonra şeyhe bir aşır okutup tekmil askere namaz kıldırdım. Birbirimize veda edip hecinleri yularlarından tutarak kumun maniaları arkasından kanala doğru yürüdük. Güneş battıktan sonra ayın ilk ziyası çöle müphem bir aydınlık verdi. Gök öyle temizdi ki bir ufukla öteki ufuk arasında leke kadar bulut yoktu. Bataklık dümdüz olduğundan keşfedilmek tehlikesindeydik. Bundan başka bataklığı geçmek kumla yürümekten daha güçtü. Yol üstünde ilk keşif seferinde ordunun bıraktığı siperlere rast geliyordum. Kim bilir bu siperlerde bizim gibi kaç Türk cesedinin kurumuş kemikleri var. Tabiat bu siperleri yavaş yavaş rüzgarın taşıdığı şeylerle birer mezar gibi kapıyor. İngilizlerin gelebilecekleri istikametlere birer nöbetçi koydum ve kanalı geçecek 6 eri seçip hazırladım. Kundura ve çoraplarımızı çıkardık, paçalarımızı sıvadık, ellerimizi, tüfeklerimizi hazır tutup ağır ağır bataklığın yapışkan sularında ilerledik. Ara sıra haykılan develerin seslerinden başka gecenin geniş ölü sükutunu bozan bir şey yoktu. Gece yarısından bir saat sonra kanala 100 metre kadar yakındık. Acı Göl tarafında karanlığın büsbütün uzun gösterdiği fasılalarla 3 gemi duruyordu. Motorlu ufak bir kayık yavaş yavaş önümüzden geçti. Bataklıkla kanal arasında 2-3 metre genişliğinde ve suya muvazi bir yol keşfettik. Tabii ilk önce iz olup olmadığına baktık. Birbirine karışmış nal oyuklarından gündüz 5-10 kişilik bir devriyenin geçip gittiği anlaşılıyordu. Bedevilerimiz su kenarında tulumlarını çıkarıp nefesleriyle şişirdiler. Dinamitleri bunlara koyup ihtiyatla yüzerek Mısır kıyısına çıktık ve Servilerden daha uzun görünen yerlilerin flava dedikleri ağaçların gölgesinde saklandık. Nil suyu ile bulunduğumuz yerin arası 10 metre kadardı. Epeyce uzakta birkaç İngiliz dolaşıyordu. Nefesimizin gürültüsünden rahatsız olan bir sessizlik içinde bekleştik. Onlar da gittiler. Şimendifer Nil'in öteki sahilindeydi. Nehrin suyunu kanalın suyundan daha büyük ihtiyatla geçtik. Şimdi gözlerimizin ilk bakışta seçtiği köprüye dinamitleri koymak lazımdı. İki paketi feda ettik ve bizden pek az yüksekte duran telefon tellerini kolayca kestik. Başka bir bedevi telgraf direğine çıkıp beşriyesiyle iki tel kopardı. Herkes kulağını yere koymuştu. Avcumuzun içinde sakladığımız sigaraların yanmış ucu ile fitillerin başını yaktık ve bir saniye kaybetmeden tekrar Nil suyundan ve kanaldan atlayıp karşı kıyıya geçtik. Heyecandan elimi kalbimin üstüne bastırmıştım. Bir müddet sonra müthiş sesle iştial oldu. Ateş ve alev sütunları çıktı. Gecenin içinden sanki derin bir zelzele geçmişti. O sırada gemilerden telaşla birkaç projektör yandı. Harp gemisinde çan, düdük ve insan sesleri birbirine karıştı. Manialar arkasına ölü sokulmuştuk ki projektörlerin araziyi sıkı sıkı tarayan ışıklarının üstümüze dokunması mümkün değildi. İnce düdüğünü ötüren bir motorlu kayığın iştial sesinin geldiği yere doğru koştuğunu gördüm.
Bu kayık ateş hattımızın önüne gelir gelmez bir kumanda ile hep beraber şiddetli bir ateş açtık. Haykırışlar, istimdatlar birbirine karıştı. Karşı taraf infilak ve ateşten istihkamla siperlere girmiş olmalı ki hiçbir tarafta toplu kuvvetlerin kımıldandığını fark etmedim. Tekrar bataklığa girip hecinlerimizin durduğu yere döndük. Hayvanlarımıza binerek ağırlığı gönderdiğimiz istikamete doğru koştuk. Dilenci ve çoban kıyafetli iki bedevi buralarda gözlük alacak ve biraz sonra bizimle birleşecekti. Ricat yolu üstünde bıraktığımız nöbetçiler birer birer müfrezeyi iltihak etti. O gün öğleden evvel ağırlığın bulunduğu yere geldim. 2 gün 2 gece uyku girmeyen gözlerimin kurşun gibi kapandığını hissediyordum. Ayaklarımızın yaralarına bir sandık içinde beraber taşıdığımız eczanemizde ne bulduksa sürdükten sonra ben biraz uyudum. İhtiyatlı şey henüz daldığım vakit başucuma gelip henüz tehlikedeyiz, hurmalığa gidelim dedi. Ben gözüme aslında müthiş görünen bu vakadan o kadar heyecan ve haz duymuştum ki artık en ufak tehlikenin bile benim bu hazzı uzun uzun duymaktan mahrum etmesine razı olamıyordum. Birkaç saat ileride geniş bir hurmalığın içinde tam 30 saat rahat ettik. Kalkacağımız zaman bir bedevi çocuğu hurma dallarından yapılmış sepeti içinde bana taze hurma getirdi. Hurmanın adedi kadar metelik verdim. Zavallı bedevi çocuğu o kadar sevindi ki ben hecinle giderken arkamdan koşuyor. "Efendi gene geliniz, birkaç güne kadar hurmalarımız daha iyi olacak," diyordu. Arişe bir saat kala sahilin en güzel yerine kondum. Bütün arkadaşlarıma incir, karpuz ve zerzevat ziyafeti verdim. Bedevilerimiz hayvanları serin sulara soktuktan sonra bize badiye oyunları oynadılar. Yalnız bana değil, raporun üzerine orduya bile heves geldi. İkinci bir keşif yapmak emrini almakta gecikmedim. Zaten buna hazırdım. Fakat şimdi daha dikkatli hareket etmek lazımdı. Vaka sabahı bizi takip eden İngilizlerin uğradığımız yerlerden tahkikat yapıp nasıl hareket ettiğimizi anlamaları kabildir. Yeni kadrom şöyleydi. 8 bedevi, 22 deveden mürekkep ağırlık, 6 paket dinamit. Ramazan'ın 30. günü keşif noktasında buluşup akşamüstü kanala gidecektik. Ariş'ten gece yarısı çıktık. Hiç ay yoktu. Fakat parlak yıldızlar altında çöl Marmara mehtabı gibi aydınlıktı. Bedevilerin bir adeti vardır. Her gazveden evvel Şeyh kabilesinin kahinine gazasının hayırlı olup olmadığını sorar. Tabii gideceği yeri ve gazve yapacağı aşiretin ismini söylemez. Kahin bir müddet düşündükten sonra "Bu gaza hayırlıdır." yahut "Ben bu gazada hayır görmüyorum." der. Mahiyetin bedevi olduğundan bu adete uymak lazım geldi. Bu sefer yine yanımda gelen şeyh tefeül için Süvareke kabilesinden Selim isminde birini seçti. Selim bizimle Ariş'ten yola çıkıp yarım saat uzaktaki mezarlıkta durdu. Her birimizin bileğinden tutup evliya mezarları etrafında üçer defa daire çizdi. Tavaf ettikten sonra hepimizin arkasına ve hecinlere kum serperek birçok dua okudu. Sonra elinle karanlığı göstererek "Hayırlıdır, gidiniz," dedi. Temmuz nihayetleri gölgede 55 dereceyi buluyordu. Bez çadırım ateşle ısınmış tuğla gibi kızgındı. Casus korkusundan tenha gölgesiz yerlerden geçiyordum. Yüzüm yandı, ellerimin derisi kabardı. Ebu Lasap tepesinde arazi keşfine gönderdiğim bedevilerin vereceği haberi bekledik. Öğleden sonra 3'te geldiler. Düşman kuvvetinde değişiklik yoktu. Fakat ihtiyat lazım olduğundan bu sefer kanalı başka bir noktadan atlamaya karar verdik. Kalan cesur arkadaşlarımla kantarın 15 kilometre şimalindeki istikametten kanala doğru yürüdüm. Biraz yol aldıktan sonra gece oldu. Yıldızlarla karşıdaki elektrik ziyaları arasında eski heyecanlarımızın kabardığını hissediyordum. Korkulu mıntıkalara geldiğimiz vakit dağıldık. Uzaktan ses parolamız Bağdat, cevabı Şam kelimesiydi. Bataklığa gelince bedeviler entarilerini topladılar. Ben kunduru ve çoraplarımı çıkarıp pantolonumun paçalarını sıvadım. Hecinlerimizi bir iki muhafızla tepecikler arasına yerleştirmiştik. Herkesin eli silahında en küçük şüpheye karşı ateş etmeye hazırdı. Etraf bataklık, yapışkan ve pisti. Kalın bir hurma dalına dayanarak ilerliyordum. Kanala yaklaştıktan sonra yüzüstü yatıp bir müddet önümüzü tarassut ettik.
Bedeviler tulumlarını nefesle şişirip silah ve esvaplarını koydular. Üstüne bindiğim tulumları çekerek sakin sakin yüzmeye başladılar. Bir aralık su üstünde bir düdük öttü. Birkaç projektör yandı. Keşfedilmek korkusu ile titredik. Karşıya çıkar çıkmaz plava ağaçlarının altına serilip tekrar gözlerimizle karanlığı delmeye uğraştık. Görmek için aydınlık ve görülmemek için zulmet lazımdı. İçimize tekrar emniyet geldikten sonra karnımız üstünde sürünerek Nil'e, sonra öteki sahile geçtik. Evvela telefon tellerini kestirdim. Dinamitleri münasip fasılalarla raylara koyduk. Ve ateşleyip olanca süretimizde Nil ve kanalı aşarak gözlerimizi infilak istikametine diktik. Bu sırada ikinci Mısır sahilinden bir devriye geçti. Ateş ettik, mukabele ettiler. Arada bir de tren sesi duyuldu. Fakat iştihal bir saniyede bütün bu sesleri boğdu. Artık kaçmak zamanıydı. Nöbetçi bıraktığımız iki bedeviyi göremedik. Şeyh, köpek ve diğer bir bedevi tilki sesiyle onları davet ettiler. 10 dakika sonra birleşip tekrar hicinlerin son hızıyla mesafelerden süzülüp gittik. Ağırlıktan iki bedeviyi muhtelif kıyafetlerle Kantara pazarına gönderdim. Bu pazarda İngilizler bedevilere öteberi satar ve onlardan bize dair malumat almak isterlerdi. Bizim casuslarımız tahribat derecesini anlayacaklardı. Sonra Ariş'e gelen muhbirlerden şu malumatı topladım. Askeri trenden iki vagon berhava olmuştur. 50 yaralı ve ölü var. Civarda çadır kuran bedeviler bu iki vaka üzerinde uzak yerlere hicret etmişlerdir. Fakat nihayet böyle sergüzeştleri bekleyen fena akıbetler geldi. 3 ufak vakanın birinde yaralandım. Birinde şeyhi, sevgili arkadaşımı kaybettim. Birinde bacağım yok oldu. İngilizlerin kanalı temizleyen 3 motorlu makinesinin tahribine memur olmuştum. Kanaldaki seyir sefer için bu makinelerin 24 saat işlerinden kalmaları bile büyük bir zarardı. Ayrıldığım bedevilerle garp istikametine gitmiştim. Su taşırılan arazide hiçbir devre izni rast gelmemek bize yine muvaffak olmak ümidini verdi. Ön ve yan taraflara ikişer nöbetçi koydum. Yanımda kalanlarla en kuru güzergahtan kanala doğru yürümeye başladım. Sudan 100 metre uzakta bedevinin biri durdu. "Efendim dikkat!" diye haykırdı. Karanlıkta bir İngiliz nöbetçisi görmüştü. İkinci bedevi, "Kımıldamıyor, odun olsa gerektir," dedi. Karşımızdaki gölgenin nöbetçi mi yoksa odun mu olduğunu düşünürken üzerimize şiddetli bir yaylım ateşi geldi. Yerlere atılıp ateş görünen noktalara mukabele ettik. Ateşlerini kestiler. "Kaçıyorlar, yetişelim," diye yanımızdakileri ikaz ettim. Kimi belinden kılıcını, kimi kabza bıçağını çekerek karşıya atıldı. Ben devesine bir türlü binemeyen bir Hintli'ye yetiştim. Tüfeğine takılı süngüsüyle kolumda bir yara açtı. Bu sırada tabancamı sıkabilmiştim. Artık makine hülyası suya düşmüştü. Bedeviler Hilal Ahmer'in verdiği sargı ile yaramı sardılar. Avdet ederken Romalılar zamanında bir hakimin yaptığı kasır harabesine yaklaştığımız zaman bedeviler el çırparak kaside söyleyerek hecin üzerinde raks ederek bizi istikbal ettiler. Fakat bu sefer şehit verdiğimiz iki bedeviden ve teşebbüsümüzden hiçbir netice vermemesinden meyus olmuştum. Yaram hafif olduğundan birkaç günde iyileşti. Çöl kumandanı müfrezeme çölde kuyu arayan bir Alman mühendisinin muhafazası vazifesini verdi. Bu adamla Mahdes taraflarına gittik. Hiç unutmam 331 senesi Teşri Nisanisinde bir akşamdı. Küçük bir devirden sonra Mahdes'te develerimizi sulayıp sığındığımız yere dönmüştük. Daha Ariş'teyken bedeviler bana bir keçi hediye etmişti. Şeyh dedi ki, "Efendi, yine gazaya gidiyoruz. Sağ dönüp dönemeyeceğimizi Allah bilir. Şunu keselim." Keçinin bir kısmını yedik, bir kısmından kavurma yapıp yanımıza aldık. Bu akşam şeyh son kavurmalardan bir güzel bulgur pilavı pişirdi. Çöl yıldızı altında rahat bir hazım saati geçirirken Mahdes'ten telaşlı biri geldi. "İngiliz geldi, düdük çaldı, fener yaktı," diyordu. Şeyhle beraber 8-10 er ayırıp baskın yapmaya gittik. Karanlık ortasında boş yere iz arıyordum. İçimizden biri "İngiliz, İngiliz" diye bağırdı.
Oldukça uzakta ince karaltılar toplanıyordu. Arazi pek biçimsizdi. Fakat güzel bir yer aramak için de vaktimiz yoktu. Olduğumuz yere derme çatma avcı altına yattık. İlk ateşle bedevilerden bir kısmı şaşırdı ve kaçan develerin arkasından koştu. Karaltıların yanlarına doğru kıvrılmasından çevrildiğimizi hissediyordum. En uç tarafa bütün tüfeklerle ateş ettik. İngilizler bir iki mitralyozun sık ateşleriyle cevap verdiler. Kah öne kah sola kumanda veriyordum. Birini ileriye göndermek istedim. Yerinden kalkar kalkmaz devrilip düştü. Üstümdeki cephane bitmek üzereydi. İngilizler bir aralık dairelerini küçültüp bizi esir etmek için ateş kestiler. Zavallı şeyh, tedbir, tedbir diye haykırıyordu. Hecinlerimize bininiz, ayrı ayrı kaçınız, hareket ettiğimiz yerde buluşacağız dedim. Ben de sadık ve cesur ceylanımı atladım, ötekiler hecinlerini sürdüler. Biraz ayrıldıktan sonra şiddetli bir mitralyoz ateşi zavallı şeyh ile yanındaki arkadaşını yere düşürdü. Bütün bu seferden sonra bir rütbe ve bir nişandan başka İngilizlerden alınmış bir de hayvan kazanmıştım. Bu hayvana esir ismini verdim. Burada adettir. Usta bedeviler bir hayvanı muayene edip şiarını söyler. Bedeviye bu hayvanın şiarı ne olduğunu sordum. Sahibinden kaçar, avdet etmez, sahibini yere atar, dediler. Halbuki ceylan gebeydi. Ben bu hayvanı bilmeye mecburdum. Zaten bedevilerden şiar sormak buna inandığımdan değildi. Arış'ta geçirdiğim son günler esnasında İngilizlerin Katya'ya hakim tepeleri işgal ettiklerini haber almıştım. Bu sefer Şeyh Ulvan'la birlikte keşfe çıktım. Ağırlıkla diğer adamlar sahil üzerinden Birula bide gitti. Ben bedevilerin uğursuz dedikleri hayvana binmiştim. İyi süvarilik gururuyla ayaklarımı üzengiden çıkarmış, dizginleri bırakmış, tüfeğimin gelişi güzel omzuma takmıştım. Eski nasihattir. Hayvan üstünde her an uyanık bulunmalı derler. Şeyh Ulvan'la konuşa konuşa yürüyordum. Esirin boyu hemen hemen Şeyh'in bindiği hacinin boyu kadar yüksekti. Biraz sonra şiddetli sıcak bir rüzgar gözlerimize kum dumanları serpti. Önümüzü arkamızı göremez olduk. Hayvanlar ürküp geriye atıldılar. Esir sıçradığı vakit tüfeğim sağrısına çarpıp büsbütün ürkmesine sebep oldu. Kendisini gayet dik bir kum silsilesinin eteklerine attı. Fakat silsile yüksek olduğundan tekrar etek kenarındaki derin vadiye döndü. Kurtulmak için aşağıya atlamaktan başka çare olmadığını gördüm. Bomboş kaçan esirin peşinden şeyh hecini olanca hızıyla sürdü. Ancak 2 saat sonra tekrar hayvanı bilebildim. Bilmem niçin şeyh Ariş'e dönsek diyordu. Mart'ın 6'sında Birula bir de gelip bizden evvel orada gelen efradı muayene ettim. Her şey tamamdı. Sabahleyin çayımızı içtikten sonra beni Cedide'deki pazara davet ettiler. Pazar pek kalabalıktı. 100 metre yaklaşınca kadınlar ve erkekler lülülü sayısıyla üstüme geldiler. Bedevilerden kurtulmak, pazarın büsbütün canlanacağı zamanı beklemek için telgraf çadırına girdim. Daha iskemle üstüne otururken dışarıda tayyare tayyare sesi duyuldu. İki patlayış birbirini takip etti. Hemen dışarı çıktım. Ahali ve asker telaş içindeydi. Yere yatın diye bağırdım. Tayyarelerden birinin kuyruğu inip kalktı. Yeni düşecek bombayı heyecanla bekliyordum. Bombayı tamam başımızın hizasında görür gibi oldum. Yerimi değiştirmek için şaşkınlıktan yana sıçradım. Dürbün başımla yer arasında kırıldı. Nasıl bir tesirle yere serildiğimi hatırlamıyorum. Biraz sonra ayağa kalkmak istedimse de sol bacağımı bir türlü çekemedim. Dizimi tutup oynattım. Hiç kendinde değildi. Şeyh Ulvan arabasını çıkarıp bana suni bir sedye yaptı. Ve 3 bedevi çadıra taşıdılar. Bir hafta sonra Alman hemşirelerinin itinası altında Sebi Hastanesi'nde yatıyordum. Doktorların mırıltılarından artık yalnız harpten değil, ayaktan da mahrum kaldığımı hissettim. Çöl gözüme meş'um göründü. Bozgun. Çöldeki son muharebelerin notlarını bir başka arkadaşımın defterinden alıyorum. Çöl çok değişti. İptidaları benim nokta kumandanı olduğum yerde develerden başka bir şey görmüyordum. Şimdi Anadolu'nun kısa ve uzun, büyük ve küçük bütün hayvanları, tahta arabalar bile var.
Artık hicinler de dizgin ve üzengiye alıştılar. En talimatlar gibi muntazam yürüyorlar. Son zamanlarda Şam menzili birçok kakule gönderdi. Kakuleler arka arkaya duran iki deveye bağlanmış adi birer sedyedir. Artık hastalar ve yaralılar önlerinde uzun bir deve, arkalarında uzun bir deve, kendileri arada asılı öyle taşınacaklar. Geçen gün kakulelerden birine ben bindim. Kendimi ipi elimden kaçmış bir salıncak üstünde zannediyordum. Bir akşam başçavuşumla beraber çadırdaydık. Çölün her zamanki akşamlarından biri. Ansızın uzaktan şimdiye kadar işitmediğimiz bir boru sesi duyduk. Çöle bir otomobil geliyordu. Ben, iştiyak, bedeviler hayret içinde yıpranmış ve eskimiş makinenin etrafında toplandık. İçinden soluk esvaplı bir Alman subayı indi. Biraz sonra yıkanmak ve muayene edilmek için kapağı açılmış makineden taşan benzin kokusunu duydum. Bu koku gruba karşı çölün sessiz havası içinde ne yeni ne yabancı bir şeydi. Mart 1332. Kardeşim, Katya'da Halep'ten ve hepimizin arkadaşı Memduh'tan başka hiçbir şey kaybetmedik. İngilizler çok kuvvetliydiler. Fakat en çok beni meyus eden nedir biliyor musunuz? İngilizler ferah içinde, biz değiliz. Onlar sağlam iklime göre yapılmış esvaplarıyla, her gün tam yem alan güzel atlarıyla, lüzumsuz ölümler için ön saflarına atılmış müstemlekat askerleriyle geliyorlar. Biz bazen kış, bazen yaz esvabı giyiyoruz. Atlarımız zayıf, adedimiz az ve her ölen neferi yüreğimizden veriyoruz. Ölen, eskiyen, yırtılan her şey canımızdan, memleketimizden bir şey. İngilizler öyle mi? Hiçbir ziyan yok ki biz kolayca yerine koyabilelim ve onlar koymasınlar. Böyle olduğu halde bu sefer harbi zaferle bitirdik. Elimize 400 İngiliz atı geçti. Bunu az fiyatta muharebe edenlere dağıtıyorlar. Katya Muharebesi günü çılgın bir kum fırtınası çıktı. Uzun müddet düşman siperlerini gözden kaybettik. Askerlerimiz ateş edecek yeri, hücum istikametlerini adeta giderek aradılar. Tayyareler, çivi, bomba ve daha bilmem ne afetlerle üstümüzde gezip durdu. Ben başka bir yere çadırımdan telefon ediyordum. Alo, siz kimsiniz? Ben, karşımdaki sözünü kesti. Devam et, kimsiniz? Diye hiddetlendim. Efendim, şimdi üstümüzde tayyare var. İşte bomba. Telefon kesildi. Sonra biz bu hatları geri çektik. Telefoncunun ne olduğunu bilmiyordum. Fakat atlar ve ganimetler bütün neşesizliğimizi giderdi. İnsan önce köy atlarından İngiliz kısraklarına geçince yalnız hayvan değil vasıta değiştirmiş gibi. Kuvvetleri bu kadar muti, süratleri kati bir makine gibi saniye saniye idare edilir hayvan görmemiştim. Konserveler de başka. Çölün ortasında Londra kasaphanelerinin etlerinden yedik. Sana başka ne yazayım? Bu kumla biraz ötedeki kumun farkı yok ki. Zapt edilmiş şehirlerden, araziden bahsedeyim. Çöl nankör bir şeydir. Muharebe kumun bazı yerlerini kanla çamur etmekten başka iz bırakmıyor. Temmuz 1332. Rumani Harbi'ni şu birkaç kelimeyle anlatabilirim. Üstün kuvvetler karşısında adım adım mağlubiyet. Buradaki Temmuz dünyanın bütün Temmuzlarından sıcaktı. Kıtalar ağır, yorgun, hasta yürüdü. İnsanların niçin sabırdan bir peygamber yarattıklarını bu çölde anlıyorum. Dün kıtasından geri kalmış bir ere rast geldim. Ağırlığı 10 defa daha ağır, esvabından, kundurasından, atından başka üstünde ne varsa hepsinden şikayetçiydi. Geçerken bana döndü. Bir su doldur hemşeri. Temiz bir bardak içinde berrak bir su verdim. Birkaç bardak içti. Dudaklarının kenarından sızan su, kaç gündür çenesinde biriken tozu ince tizgileriyle yarıyor ve çamur hatları vücuduna getiriyordu. Uzun bıyıklarından ve uzamış sakalından akan sulara ucuyla silerek ''Canına değsin, burası Kerbela'' dedi. Kanuni Sani 1332. Bedbaht Magdaba'yı Telurrafah takip etti. Magdaba'da hakiki bir tehlike geçirmiştik. Bir avuç askerin üstüne İngilizlerin bir süvari fırkasıyla birçok piyadesi atılmıştı. Bataryalarımızla bazı arkadaşlarımız esir düştü. Fakat atlıları o kadar çok, kendileri o kadar kalabalık iken bizi takip etmediler. Telurrafah düşmanın kara taarruzunu gemilerle himaye edeceği bir yerde.
İngilizler bizi ansızın sarıp çevirdiler. Bazı bölüklerimizi esir verdik. Bu kadar çok düşmana karşı biz ne yapabilirdik? İngilizlerin sahilden şimendiferle geldiğini de hesap et. Şerefli mağara zaferi olmasaydı bu iki fena günün hatırasını unutamazdık. Mağaradaki ufak müfrezemize İngilizler iki düşman süvari bölüğü, bir makineli tüfek, bir cebel topu ve bir teyyare filosuyla taarruz etti. Bizim bütün kuvvetimiz yorgun bir piyade bölüğü ile dermansız bir istihkam bölümünden ibaretti. Bu iki bölük bir çember gibi hücumlara karşı biraz büküldü. Fakat hepsini geri fırlattı. Büyük çöl içinde bir silik nokta gibi duran bu hafif müdafaa karşısında teyyareler, top, atlar ve tüfekler ricat etti. Kardeşim, insan eski bir evini boşaltırken nasıl derin bir gariplik duyar? Henüz ben çöl ortasındayken işte bu garipliği hissediyordum. Çöl iptidası ile kanalın yarı yolunda gibiyim. Akşama kadar solmuş çadırımdan çıkmıyorum. Önde kısa, toplu ve dar bir hurma, sağımda çıplak dağ, hissiz, soğuk ve gurur içinde yanıyor. Bedeviler uzamış mideli çocukları, çeneleri ve yanak etlerini yırtıp süsleyen kadınları, hasta kemikli, iskelet alınlı erkekleriyle her sabah elleri boş, ayakları yassı ve çıplak, gözleri müpem birer birer bana gelirler. Akşama doğru ellerinde bulunmuş bir diken, tabanlarında kanı kurumuş ve siyahlaşmış yeni bir yara ile dönerler. Bedevilerin yalnız gözleri güzel. Yaşayan, dönen, tecessüs eden gözler. Şunu hissettim ki dağları, kumları ve ufukları ölü doğan çölde yaşayan şeyler iki kat yaşıyorlar. Burada gördüğüm ceylanlar birkaç defa daha gelip geçti. Ceylan gözleri çölün gözleri gibi. Sanki çölde esrarlı gözler doğuyor ve batıyor. Bu bana dert oldu. Her vakit çadırım, hayvanım, neferlerimle kımıldayıp yer değiştirmek istiyorum. Biraz fazla kalırsam artık daima burada kalacağım, bedevi olacağım zannediyorum. Bu korku içime yerleşmeye başlayınca yavaş yavaş dağ eteklerini takip edip daha serbest, daha bedevisiz yerlerde konaklıyorum. Bu taraflar büsbütün kum, 3 gün devam eden hiçbir şey yok. Tabiat mukarrer bir şekil almamış ve her gün tecrübelerle bu şekli arıyor. Çölün bu kısmında asıl güzel şey develerdir. Onlar sarı ve yumuşak mesafeler üstünde ince irtifaları ve ebedi sükutta hürmet eden sessizlikleriyle dolaşırlar. Her akşam bulutsuz taraflarda üstlerinde esmer bedevilerle gezdikleri vakit garip bir dalgınlığa düşüyorum. Burada İstanbullu çocukları görmelisin. Hepsi çölün bütün zahmetlerine ne çabuk alıştılar. O bizim genç arkadaşların bir sene sonra Sina'da kahramanlar gibi dolaşacağını düşünebilir miydik? Her şeyi kolay düşünüp ferahlamakla beraber gene bir bıraktığımız ölü için ümitsiz bir keder duyuyorum. İnsan kum üstünde şehit bırakmaya dayanamıyor. Çünkü ne mezarı ne izi kalıyor. Bir denizde bile insan bu kadar kaybolabilir. İkinci defter. Trenle Kudüs'e gidiyorum. Cehennem Vadisi'ni geçmiştik. Kompartımanda sıcaktan odun yakan lokomotifin bol siyah dumanından bunalmıştım. Şam'dan beri zayıf, orta boylu, saçı kızıla yakın kumral, teni bembeyaz ve ölü gibi Yahudi genciyle seyahat ediyordum. Bana uzun uzun Siyonizm davalarından, Balat Yahudisi ile ideal Yahudisinin farkından bahsetti. Yeni bir şey öğrenmek, bana o güne kadar kapalı ve karışık duran bir ruha yol bulabilmek için, bu adamın hususi kokusuna, en küçük menfaati için herkesi rahatsız eden bin telaşına katlandım. Çöl hattının Filistin hattından ayrıldığı Vadi Sarar istasyonuna yaklaştıkça ağır ağır endişelendi. Trenler bu istasyonda saatlerce durur. Burada ne ağaç, ne yapı, ne serin bir dakika vardır. Bir aralık dayanamayıp sordu. Bugün teyyare gelir mi? İhtimal gelir. Arkadaşım bu ihtimalin niçin olduğunu anlayamadı. İstasyonda 6 saat kaldık. Ne güneşin bunaltan sıcağı, ne bu gencin güneşi unutturan ağır, uzun, mufassal sualleri bitti. Hareket edip ilk yokuşlara tırmanınca ben değişen havadan, o kalbine tekrar dönen emniyetten dolayı bahtiyardık. Şen gözleriyle etrafına bakıp, siz Siyonizme karşı mücadele etmekle aldanıyorsunuz. Bu toprakları bizim kadar kimse imar edemez. Çünkü bizim kadar kimse sevemez, dedi.
Nefret etmiştim. Vadi Sarar'dan şimale gideceğinizde şarkı dönseydiniz bir iki saat sonra bir takım top sesleri duyacaktınız. Siz bu topraklara buğday ekiyorsunuz. Biz kanımızı ve kemiklerimizi gömüyoruz demek istiyordum. O zaman Sina cephesi henüz yeniydi. Cephe deniz tarafından Gazze kasabasıyla, şarkta bir üst Sibi kasabasıyla nihayet buluyor. Ara yerde devam eden çıplak, şehirsiz, sıcak topraklarda, Çanakkale'den, Kafkasya'dan, Irak'tan ve daha bilmem hangi seferlerden artan son Anadolu askerleri dövüşüyordu. İngilizler cephesi yorgun ve boş bulan taarruza kadar Gazze ordusuna iki defa taarruz ettiler. Denizden büyük gemi topları şehri kaç defa hak ve ile yeksan etti. Artık harap olan Gazze, 10 defadan fazla harple yıkılmış, yeniden yapılmıştı. Gazze'yi ilk müthiş hücumdan kurtaran alay, bizim tarihte en iyi isimlerden birini bırakmıştır. Bu alay kendini en aşağı 4-5 defa üstün kuvvetlere karşı Gazze'yi kurtardı. Bir düzine demir yağmuru altında insanı deli gibi eden bu Gazze muharebelerinde, Kudüs'e dönen yaralıları ziyaret ederken bir arkadaşım neferlerden birine demişti ki, "Nasıl, yine gelirler mi dersin?" "Gelemezler efendi, bizim alayı gördüler." Nefer'in bu sözüyle anlatmak istediği şey alayın Çanakkale'de bulunmuş olmasıdır. Gazze kasabasının bir kısmında başlayan kum küçük dalgalarla sahile kadar gider. Akdeniz sıcaktan soğumuş gibidir. Gazze'nin arkası ve önü portakal bahçeleriyle çevrilidir. Cepheye birinci taarruz 1332 Mart'ın nihayetlerinde, ikinci hücum aynı senenin Nisan ayında oldu. İngiliz ordusu ile Türk ordusu arasındaki tezatlar şimdi daha büyüktü. Demir yolunun yanından takip eden su yolları İngiliz siperleri içinde açılmış musluklardan Nil suyu veriyor, konserveler bir siper yemeğiyle bir İngiliz evinin sofrasını müsavileştiriyordu. Bir gün düşman siperlerinden birine giren bir Türk neferi gayet tuzlu bir şey yemişti. Döndüğü vakit, "Bunlar da kötülemiş, Çanakkale'deki yemekleri daha güzel," dedi. Çok defa süvari fırkalarının kuvvetli atlarına iki mücehhez nefer bindiren İngilizler, atlarının durduğu noktada piyade ve süvari iki muntazam fırka ile hücuma kalktılar. 1332 senesi Nisan İbtidasında o vakit Relüşşeria'da bulunan Sina Cephesi Komandanlığı karargahına gittik. Tren gece karanlığında yürüdü. Sabah erken Şeria istasyonuna vardık. Dört taraf boş, sakin ve dümdüz kumdu. Yere ayak bastığım vakit uzaklardan tenha bir top sesi duyuldu. "İngilizler Gazze'ye ateş ediyor," dedik. Topların bu kalın ve kuvvetten düşmüş sesleri çok derin bir kuyu içinden işitiliyor gibiydi. Önce kumandanla subayların uzun faslalı çadırları, yanda yine uzun faslalarla tek tek yerleştirilmiş cephanelikler, karargaha giden yollar üstünde ahır çadırları, her çadırın yanında bir teyyare deliği. İngilizlerin bir adeti var. Bizim teyyareler onların karargahına hücum etmedikçe mukabele etmiyorlar. Fakat 300. teyyare bölüğü her gün birkaç kere kanatlarını açtı. Teyyare subaylarımız şen, asil, cesur adamlardı. Hemen bir senedir hiçbir şey ziyan etmemiştik. Bazen filomuz cephe üstünden demir yoluna kadar gitmiş, su borularına el bombaları atmıştır. Çölde mitralyözleriyle hücum eden süvari müfrezelerine karşı muharebe edenler bile oldu. Siperlerde yarın başka bir gün karşı toprakları kaplayıp gelecek kuvvetleri bekleyen neferlere baktım. Hepsi sessiz, kendi kendilerine kim bilir hangi hatıralarla dalmışlardı. Ne vaziyetlerinin ehemmiyetini, ne de kahramanlığını, ne kahraman olacakları veya ölüp gidecekleri günü düşünüyorlardı. Gazze'nin içinde Gazze muharebelerinin en şiddetli günlerini geçiren bir arkadaşın şu mektubunu alıyorum. "Bilsen Gazze'de ne kadar rahatım. Harp zamanı cephede yaşamaktan başka teselli olmadığını artık inanıyorum. Önümüzde Gazze'nin bütün kıza dağlarına ve düşmanın cephesine hakim külaha benzer bir küçük tepe var. Bu tepede Şeyh Ali Mantar'ın çıplak türbesiyle iki ölü ağaç duruyor. Gazze'liler kıymetli adamların da Şeyh Ali Mantar'ın mukaddes toprağı etrafına gömmüşler.
Kısaca Mantar Tepe denen bu toprak çıkıntısı Gazze muharebelerinde unutulmaz bir isim bıraktı. Cephemizle karşı cephe arasında en elverişli tarassut yeri burasıydı. Arap mezarlarının altında 8 tünel deldik. Cesur tarassut zabitleri bu tünellerden geçip top ateşlerini idare ediyorlar. İkinci Gazze taarruzunda İngilizler karadan ve denizden en ağır toplarıyla 3 gün Şeyh Ali Mantar'ın tepesini dövdüler. Korkunç bir gürültüyle toprağı karıştıran mermiler altında ufak tepenin irtifa birkaç metre azalmış, ateş altında bir yanardağa benzeyen tepe, toz, toprak, sarı ve siyah dumanlar içinde boğulmuş idi. Kaç defa türbe, mezar, ağaç ve ateş parçaları ve senelerden beri ılık mezarların içinde uyuyan ölülerin kemikleri bize kadar geldi. Bir topçu subayı ile bir telefoncu nefer ara sıra kopan bir telefon teli canlılara bağlıydı. Bazen yıkılan toprak tünel ağızlarını kapıyor, zabitle nefer nefeslerini boğan bu dar kanalın içinde menfezleri yeniden tırnaklarıyla açıyordu. Bir tarassut mevkii büsbütün yıkıldığı zaman toprakların altında saatlerce el ve vücutla uğraşıp diğer mevkiye geçmek lazımdı. Onlar hiçbir gün bu cehenneme isyan etmediler. Dünyanın en büyük itidaliyle 3 gün 3 gece Gazze Harbi'nin batarya ateşlerini idare ettiler. Mantar Tepe İngilizlere o kadar şüphe verdi ki biz terk ettikten sonra da üstündeki bir taşın hareketine karşı yüzlerce mermi atıyorlar. Şeyh Ali Mantar'ın tepesi altında sebat eden tarassut zabitleriyle neferler Gazze günlerinin hakikaten en büyük kahramanıdırlar. Gazze, 19 Nisan 1333. Şimdi öğleden sonra saat 4. İkinci Gazze Muharebesi'nin 3. ve son gününü bitirmek üzereyiz. Bütün himaye vasıtaları altında düşman son hücumuna kalkacaktı. Kara topları, tanklar, ne kadar gemi ve ne kadar ateş varsa hepsi hücuma hazırlandı. Biliyor musunuz bu kadar tazyik hangi kuvvet önünde toplandı? 32. alayın 11. bölüğü cephesinde. 11. bölük siperinde bütün muharebe gününü telaşsız geçirdi. Siperin hemen arkasında mevziye giren bir bomba bataryası sabahtan beri Bahriyeli bir yüzbaşının kumandasında düşmanın hücumlarını kırdı. Yüzlerce defa bomba topunun ağzından 70 kiloluk ağır saplı bomba göğe çıktı, yükseldi. Bir müddet ağırlaşıp durduktan sonra her saniye çoğalan bir hızla düşmanın yürüyen dalgaları üstüne indi. Bütün Gazze toprakları sarstı. Bu barut ve demir kürelerin en büyük mermilerin infilakından müthiş patlayışı var. Birdenbire bir geniş saha dumana boğulur, güneşin ziyası söner. Sonra açılan dumanın altında düşman dalgalarının boşluğu görülür. Muntazam yürüyen yekpare kıtalar sendeleyerek, dağılarak, çözülerek telaş gösterirler. İşte bu bomba topunun merhametsiz mermileri akşama kadar birçok İngiliz sellerini böyle maddi bir şey gibi kırdı. Bazen bomba patladıktan sonra tehlike geçmiş değildir. Demir sap infilak tesiriyle yeniden 40-50 metre irtifaya çıkar ve nasıl insanlar muzır bir hayvan gömdükten sonra ökçeleriyle toprağı sıkıştırırlarsa, bombanın son yadigarı da son bir garazla parça parça edilecek başları arar. 11. bölük siperi bugün pek tehlikeli bir an geçirdi. Arkasından atılan bombalardan birinin muvazenesi bozulmuştu. Koca mermi bölüğün siperine doğru istikamet aldı. Havadan onun uçuşunu takip eden gözler iri dairelerle açılmıştı. Ön siperde arkadaşlarının mahvolacağını gören batarya nefesi tıkanıp bekledi. Korku bilmeyenler kalplerini elleriyle sıkıp gözlerini kapadılar. Halbuki harple uğraşan 11. bölük siperinin zavallı askerleri bu felaketten haberdar değildiler. Bir an, bir küçük tesadüf, bomba siperin hemen önünde yumuşak toprak üstüne düştü ve yalnız toz kalktı. Esasen havada muvazenesi bozulduğu için yan düşmüş, tapası sağlam kalmış, bu muhabbetli lağım ateş almamıştı. Vakayı gören bir nefer siperinden fırlayıp sapından tuttuğu tehlikeli bombayı omzuna aldı ve İngilizlerin bir saniye kesilmeyen ateşi altında siperler üzerinden atlayarak kestirme bir yoldan bataryanın yanına geldi. Bu sefer bomba hakiki hedefini buldu.
Tarih böyle kahramanların isimlerini yazmaz. Fakat 2. Gazze Muharebesi'nin son gününü görenler 11. bölüğün ismini unutamazlar. Nasıl ki kaç bin Türk'ün kan ve kemiği üzerinde birleşen bu cephe büsbütün yerinden kımıldayıp Filistin'e ricat edinceye kadar birçok kıta aynı siperi işgal etti. Fakat hepsi siperi, 11. bölük siperi ve küçük tepeyi bomba tepesi diye andılar. İran 1333. Haziran'ın en ziyade sıcak günündeyiz. Sabahtan beri toplar bile yorgun durdu. Uzaktan bu ağır demirlerin sükutlarını seyrediyordum. Hurmalar bütün gün uzun dallarını zayıf gövdelerin üzerine sarkıttı. Yorgunluk bilmeyen kumandan daima seferleri dolaşıyor, en ufak teferruatta kadar her şeyi gözden geçiriyor. Çadırının önünde Gazze enkazı altından kurtardığım rahat bir İngiliz sandalyesi var. Derin derin gömülmüş kuru havayı teneffüse uğraşıyorum. Yavaş yavaş akşam vakitleri geldi. Adet eden kumandan soğuk sarıyor, çözülen yılanlar gibi topların açılıp gerindikleri görülüyor. Birden kalın akisli sesler işittik. Gene güneşten sonra ateş var. Bütün sol cenah uzun ve merhametsiz gülleler altında yerinden oynuyor. Sol cenah önündeki kısa tepeler, Deşik Tepe, Delik Tepe, Hayal Tepe, askerlerin isim koyduğu toprak kümeleri ateşe, dumana ve demire boğuldu. Düşmanın ağır bataryaları, gündüz biriktirdikleri mermileri hep birden, hep bir yere boşalttı. Bombardıman en son şiddetini bulduğu vakit kumandanın beni çağırdığını haber verdiler. Kumandan dedi ki, düşmanın mermilerinden bazılarını ölçünüz. Ekseri atılan mermilerin %8 veya 10'u ateş almaz. Ben mevzinin önünde demir tarlası diye şöhret kazanan toprakları dolaşıp sağlam mermi arayacaktım. İngilizlerin topa tuttuğu yerlere gidip bir saat kadar muhtelif çapta birçok mermi ölçtüm. Yanımdaki askerlerden biri bir gün evvel gayet büyük bir merminin bir nefer tarafından yere gömüldüğünü haber verdi. Bu neferi buldurup mermiyi gömdüğü yerden çıkarmasını emrettim. Nefer hiç tereddütsüz siperden çıktı ve topçu ateşinden başka yeni başlayan piyade ve mitralyoz ateşleri altında büyük 24'lük bir gemi topu mermisini kazmasıyla çıkardı. Mermiyi ölçüp karargaha dönerken kendi kendime hep bu neferi düşünüyordum. Çünkü bu adam top ateşi ve yeri yalayan piyade ateşi altında muhakemesiz ve sendelemeksizin hayatını feda etti. Ve hiç bezginlik göstermeden öyle bir iş yaptı ki bunun faydası ve zararı kendisi için meçhuldü. Bütün askeri bir tuhaf ganimet merakı sardı. Hepsi siperlere girmek, etten ve sebzeden başka bir şeyler bulup yemek, sonra sımsıkı giyinmek istiyorlar. Geçen gün bir kumandan hücuma kalkan askerlerinden birisinin hikayesini anlatıyordu. Uzaktan bizim taarruz kuvvetlerine bakıyordum. Bir nefer cesetlerin üstünden geçerken bir şey nazarı dikkatini celbetti. Dönüp ateş altında itidal ile ölünün kunduralarını çıkardı ve kendi ayağına giydi. Bundan başka ne esvabına, ne ceplerine, ne çantalarına dokundu. Sonra sağlam ayakkabısıyla hücuma devam etti. Bir alay kumandanı daha garip bir hadiseye tesadüf etmişti. Bir akşam kıtalarını İngiliz siperlerine taarruza gönderdiler. Sabahleyin alayını tanımak mümkün değildi. Çünkü hepsi siperdeki askerleri soyup esvaplarını giyinmişlerdi. İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolon, Anadolu askerinin üstünde o kadar tuhaf duruyordu ki kendileri bile gülüyorlar. Fakat çokları kısa pantolonu sevmediler. Kimi don yerine, kimi paçavra yerine kullandı. Ganimetler arasında nefis diş macunlarını bulup iştiha ile yiyen neferler var. Bu naneli ve lezzetli şeyden o kadar hoşlanıyordular ki gümüş paraya bile satmıyorlar. Bulmadığım zaman hiç yememek, bulduğumuz zaman sonuna kadar yemek zaten adetimizdir. İngilizler bir defa bundan istifade etmek istediler. Bir gün bizim kıtalardan biri düşman siperlerinin önüne gerilmiş ter örgülerinde konserve kutuları gördü. Herkes hiç kimseye söylemeyerek gecenin gelmesini bekledi. Sonra içlerinden bir tanesi karanlıkta gizlice siperden çıkıp sürüne sürüne tel örgüye gitti. Bilir misin bu kutular içinde ne vardı? El bombaları. Kapak o suretle düzeltilmişti ki sert bir temasla bomba ateş alıyordu. İlk tecrübe o kadar pahalı geldi ve etrafa ibret verdi ki
Bütün askerler hakiki konservelere bile artık el dokundurmaz oldular. Sen hiç ölü tank gördün mü? Öldürmeye mahsus şeylerin cesetleri ne kadar acıklı. Bunlardan biri hemen siperlerimizin önünde devrildi. İri, eğrilmiş, boşalmış cüssesiyle siperler arasında bir mania oldu. Geceleri tankın önüne tesadüf eden kıtalar ayaklarına keçe sarılmış, sessiz nöbetçilerle bu maniadan istifade edebilecek bir nagihani baskını bertaraf etmeye çalışıyorlar. Dolaşan nöbetçilerimizden biri bir gece arkasını dönüp duran bir İngiliz neferi görmüştü. Kendi kendine şu iki hali düşündü. Bunu tüfekle vursa bütün İngiliz siperinin ve Türk siperinin kurşunları bu şüpheli sesin üstüne yağacaktı. Süngüyle vurup öldürse diri ve esiri vaat edilen beş altından beyhude mahrum kalacaktı. Aklına garip bir çare geldi. Kim bilir nerede giydiği çorabını ayağından çıkarıp sol avucuna gizledi. Ve envela ensesine bir yumruk vurup şaşırttıktan sonra Eğir'in ağzına bu bezi soktu. Esir ayıldıktan sonra şöyle diyormuş. Evvela bir yumruk vurdu, sersemledim. Sonra ağzıma bilmediğim bir zehir tıktı. İşte bu zehirle bayıldım. İstanbul. İki haftadan beri artık yaz günlerindeyiz. Benim içimde başka bir gurbetin adamları için ıstırap var. Taşları solduran, baharı dermansız düşüren iklimlerde ve daha cenupta hiç bahar hiç mevsim görmeyen iklimlerde solgun esvapları yorulmuş kollarıyla vatanın sıcak topraklarını müdafaa eden Türkleri düşünüyordum. Şeria boyunda, Aden etrafında, çorak Medine'nin içinde, taş ve kum çöllerini geçip Şam'dan Medine'ye giden Hicaz hattı üzerinde binlerce kahraman bu yazın usanç veren günlerini de ateşe ısınmış demire karşı ve kızgın toprak üstünde geçirecekler. Kudüs üzerinden Lut gölüne inmeyen hiç kimse Şeria Vadisi'nin ne olduğunu tahmin edemez. Orada toprak bile tebahur eder, saatlerce mesafede kısa dallı hurmalarından başka bir şey yoktur. Geniş muz yapraklarının altına girilmez. Taş kadar sert, sarmaşık gibi birbiri içine girmiş toprağa, ılık gölgesi kadar yakın duran sebareler, hararetin bir kısmını kendileri neşrediyor gibi insana nefret verir. Güneş batmıyor, tükeniyor gibi grup eder ve grup eden şey içi boşalmış, son keskin ateşini damlatmış bir daireden ibarettir. Kudüs şehrinden sonra bir düzeye alçalıp Şeria Vadisi'ne inen çıplak sarı tepeler Şeria Nehri'nden sonra irtifa alıp gerek sancağını dalgalandıran kuru dağ kümeleri vardır. İnsan dünyanın en münhat yerinde kim bilir hangi mucizeyle yaşayan Lut Gölü'ne ve Şeria Nehri'ne giderken teneffüs ettiği havada Filistin bağlarının hayali ve mevsim kokuları kaybolur. Bağlardan şarabı kendi kendine sızdıran güneşin artık günün saatlerinden aldığı renkle kızgın boş bir levha gibi Afrika şarkından arzı yakıp gelen Gor Vadisi üzerinde yanıp durur. Seyahların batmadığı Lut Gölü, Peygamber İsa'nın yıkandığı Şeria, Filistin'in kuru, yavaş ve usandırıcı nehri ve şimdi vatanı müdafaa eden Türkler işte bu vadinin içindedir. Lut Gölü o kadar cansız ki çöl içinde çöl zannedilir ve Şeria ile gelen balıklar nehrin ağzında onun acı suyuna dokunur dokunmaz ölüp giderler. Asıl Kudüs şehri Zeytin Dağı'nın arkasında olduğundan yolcular Şeria'ya doğru ve gerek dağları üstünde Zeytin Dağı'nın en mürfidi yerinde bulunan Alman sanatoryumunu görürler. Siyah bir nokta gibi duran sanatoryum uzaktan Kudüs'ün müjdecisidir. Şimdi bizim askerlerimiz gözleri bu siyah noktaya saplanmış, Kudüs'ü görenlerin ruhu içinde Kudüs'ün sevgili hatıraları, görmeyenler hikayelerini düşünerek muharebe ediyorlar. Tenha çöllerde Türklerin harbini görmeyenler, Türklerin kahraman olduğunu nasıl anlayabilir? Irak, Çanakkale, Kafkasya, Galicia ve Romanya cephelerinde her mevsime, her düşmana ve her iklime karşı harp eden bu cesur adamlar Herkül'ün 12 imtihanını verdiler. Daha sonra Hicaz hattını, Medine'yi, Yemen'i müdafaa edenler var. Hicaz çölünde düşman sabit bir şey değildir. İstikametini bulmamış bir rüzgar gibi şuradan buradan az veya çok gece ve gündüz çıkıverir.
İsa'nın ilk günlerinden beri Türkler teyakkuz, cesaret ve pervasız sükunlarıyla rayların yanında bir demirden hat gibi durdu. Bütün taarruzları birer birer ve ekseriya süngülerle dağıttı. Hicaz hattını Medine'ye kadar hiçbir kasabadan geçmeyen sonsuz güzergahını tasavvur ediniz. Burada bir müfreze kum üstünde bir küçük taştır. En uzun tren bile yürürken kendini yalnız dağlar başında kalmış bir kuvvetsiz adam kadar yalnız hisseder. Demirin duyduğu bir çekingenlik, bir yığın demirlerden mürekkep trenin bir leke gibi, hararetin gittikçe emip ufalttığı bir naçiz şey kaldığı hissedilir. Ufuklarının mesafesi bir derin uçurum kadar baş döndüren badiyeleri, avucu içinde ve kendi muhafaza ettiği bir parça diye düşünmek için ne saltanata alışmış bir ruh lazımdı. Bir gün binlerce ufkun biri birkaç sivri nokta üzerinde bükülür. İşte bir avuç askerin 2 seneden beri Hazreti Muhammed için dövüştükleri yer burasıdır. Yazın Medine'de dizler bir odayı bile dolaşmaya tahammül edemez. Şehirliler bütün günlerini kalın duvarlar içinde ve dolup boşalan su kaplarının yanında geçirirler. Medine kum ufukları, rengarenk taş dağlar, Mekke'ye giden çöller, Cidde'ye, Necid'e, Şam mamurelerine giden bitmez tükenmez çöller arasında taş evlerden ibaret bir yerdir. Kalbini dökmek için dili olmayan saf ve bütün kahramanlar gibi sessiz Anadolu, kanını dökerek peygambere aşkını anlatıyor. Yemen kahramanları ne yapıyor? Onlarla sulh vaktinden beri temas etmedik. Ara sıra Neccaplar uzak yerlerden köyleri unutulmuş adamların sıhhat mektubunu getirir gibi onlardan bize haber getiriyordu. Yemen'de harp edenler belki bizim bugünkü üniformamızdan, cephimizden ve harplerimizden bile haberdar değildir. Yemen'i hiç bilmiyorum. Belki güneşi şeria güneşinden daha sıcak, çölleri Hicaz çöllerinden daha kuru, daha nihayetsizdir. Fakat bunun ne ehemmiyeti var? Her tarafta bir neslin kahramanları var. Kahramanlar için iklimler, düşmanlar, denizler ve karalar birdir. Son. Zeytin Dağı hakkında çıkan tenkitlerden bazıları. Zeytin Dağı'nı seve seve okudum. Zaten başladıktan sonra bırakmak kabil değil. Bence bu yeni kitabında Falih Rıfkı'nın üslubu öbür kitaplarından daha göz kamaştırıcıdır. Ve zannedersem en güzel haline vasıl olmuştur. Zeytin Dağı bugünkü Türkçe ile ne kadar kuvvetli imgeler yapabileceğine sağlam bir delildir. Nurullah Ataç. Zeytin Dağı her mütefekkir gencin okumak mecburiyetini hissedeceği bir eserdir. Falih'in kalemi dimağın paslarını temizliyor, beyni ataletten kurtarıyor. Selami İzzet Sedes. Falih Rıfkı'nın son eseri Zeytin Dağı, Cumhuriyet devri edebiyatının en büyük hadiselerinden birini teşkil etti. Falih Rıfkı'nın bize hatırlattığı devir, Türk milletinin geçirdiği ve geçirebileceği felaket devirlerinin en facialısı, en dehşetlisi ve ruhu en çok bezginlik verenidir. Eğer muharririn keskin ve yüksek zekası bu devir üstüne berrak bir aydınlık gibi aksetmiş olsaydı, biz ona doğru başımızı çevirip tekrar bakmak arzu ve cesaretini kendimizde bulamayacaktık. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Gençlere kitap, mekteplere kıraat, milli edebiyata numune. İşte bu kitap o kadar çok beklenen ve o kadar çok aranan hayati ihtiyaçlara tek başına cevap vermek kudretini haizdir. Ne kadar muhteşem. Kimsenin dudağını bükmeye hakkı olamaz. Halep oradaysa arşın buradadır. Bu kitabı okumak adeta bir borçtur ve bir vazifedir. Behçet Kemal Çağlar. Eğer muharrir yalnız edebi ölçülerle eser vermeyi ihtiyat edinmiş bir insan olsaydı, bu hükmümüzün arkasından şuna benzer izah cümleleri getirmemiz lazım gelirdi. Çünkü Zeytin Dağı, Falih Rıfkı'nın en ziyade olgunluk gösterdiği kitaptır. Çünkü Falih Rıfkı'nın lisan ve tekniğini bu kitabın mevzuunda en verimli bir toprağı bulmuş kadar gelişmiş görüyorum. Çünkü Falih Rıfkı kaleminin şahsiyetini en ziyade bu eserde tamamlamıştır. Vesaire. İnkılap Türkiye'sinin layık gençliği Zeytin Dağı'ndaki bu yazıları lezzetle okuyacaktır. Onlarda mütemadi layıklığın şimdilik yalnız başlarını duran, İleride ise yine en güzelleri diye kaydedilecek olan numunelerini bulacaktır.
Burhan Asaf Belge. Fikir Hareketleri 14 Şubat 1935 Matbuat Hayatı sütununda Zeytin Dağı için yazılan yazıdan bir parça. Falih Rıfkı bunları yazmaya başlarken Türk edebiyatına ve Türk vatanına bu kadar kıymetli bir yadigar bırakacağını ihtimal ki ümit edemedi. Buna tevazu belki mani oldu. Fakat Zeytin Dağı'nda nasıl Türk'ün o acı günlerini, bütün neşeleri, heyecanları ve ıstırapları ile yaşatmışsa, kendi şöhret ve sanatını da Türk edebiyatında çok yükseklerde ve ilelebet dili tutacak bir abide yaratmıştır. Edebiyatımızda böyle bir esere tesadüf ettiğim için bir Türk sıfatıyla ben iftihar ederim. Bir muharrir bütün ömründe böyle bir kitap yazabilmişse dünyaya beyhude gelmemiş demektir. Hüseyin Cahit Yalçın.